Merhaba sevgili Doğuş TV izleyicileri. Bir sorun, bin çözüm programıyla bir aradayız. Gazeteciler Hatay'ı konuşuyor programın arkasından. Böyle bir program yapma ihtiyacı hissettik. Çünkü programlarda dile getirmek istediğimiz, getirdiğimiz sorunların altını bir bilirkişiyle doldurmamız gerekiyordu. Bugünkü konuğumuz Gürcan Soğuksu. Kendisinin tanıtımını yapacağım. Öncelikle Doğuş TV sahibi ve Doğuş Gazetesi, Doğuş Medya Grubu'na, Mehmet Garip Siper'e buradan teşekkür ediyoruz. Ekranlarını biz gazetecilere ve memleketin sorunlarını açtığı için. Gürcan Soğuksu, Antakya Belediyesi döneminde, belediyenin hemen hemen her biriminde aktif, yetkili olarak görev yapmış bir isim. Biz gazeteciler olarak memleket sorunlarını konuştuğumuz zaman birçok konuda, örneğin kuruluşlu arıtma olsun, yol olsun, su olsun, her sorunda bilgi alabileceğimiz, memleket sorunlarını en iyi bilen diye benim tabirim diyeyim. Konulara en vakıf insana ulaşmak istedik. Öyle nitelendirdiğimiz bir ismi konuk ettik. Gazeteci arkadaşım Mehmet Nur, Son Söz Gazetesi sahibi, bugün bu yayınımızda bize eşlik edecek. Ben Hatay Yıldız Gazetesi sahibi Mehmet Sertel. Konuklarıma hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz derdimiz Hatay, gazeteciler Hatay'ı konuşuyor diye programları yaparken 2-3 program yaptık gazeteci arkadaşlarımızla. Derdimiz çok Hatay olarak. Bununla ilgili yayın öncesi, bizim yaptığımız yayınlar sonrasında Gürcan abiyle ve birkaç isimle görüştük. Memleket sorunlarıyla ilgili konuklar almayı düşündük. Konuşmalarımızda, yaptığımız programlar sonrasında. Özellikle konuğumuz Gürcan Soğuksu olmasının hasabıyla Turuşlu Arıtma Tesisi'nin yapımından, çalışmasından, 2001 ile 2010 yılları arasında yaptığı belediyecilikte anladığı, uzman olduğu için kendisini konuk aldık. Gürcan abiyle sadece Turuşlu Arıtma Tesisi konuşmayacağız. Asi Nehri ıslahı, içme suyu problemleri, sulama projesi problemleri, şehrin çöp sorunu, yeraltı kaynaklarının işletilmesi, daha sonrasında kentsel dönüşüm, depremle ilgili sorunlarımız, şehrin trafiği. Yani kısacası yerel yönetimlere ait ne sorunlar varsa dile getirmeye çalıştığımız, çözümünü istediğimiz, halkın sıkıntısını yaşadığı her sorunun çözümü için Gürcan Bey'le bugün bir aradayız. Tekrar hoş geldiniz Gürcan Bey. Hoş bulduk, merhaba. Birçok kişinin tanıdığı bir isimsiniz. Teşekkürler. Antakya Belediyesi'nde ASKİ müdürlüğüm sırasında. Yani şu anki HATSU diyelim ona. Evet, evet. Antakya Belediyesi Su İşleri, Fen İşleri, İmar İşleri, birçok dairede müdürlük yaptınız. Birçok konuya vakıfsınız. Biz de o yüzden sizi rahatsız ettik. Karınca kararınca her türlü konuya cevap vermeye çalışacağım tabii ki. Yani biz sizi oralardan tanıdığımız için dedik ki bir bilene soralım en azından. Konulara biz sizin kadar vakıf değiliz. Sizin kadar vakıf olan da olacağını düşünmüyorum. Her birimde çalıştığınız için. Biz sizden büyük faydalar göreceğimize, bu memleketin büyük faydalar göreceğine inanıyorum. Umarım bizi dinleyenler, izleyenler de buradan bazı sonuçlar çıkarır. Doğru yolu bulmak umuduyla diyelim. Evet. Şimdi Turuşlu Arıtma Tesisinden başlamak istiyorum ben. Evet. Bu uzun zamandır siyasi polemiklere uzadığı, kişisel polemikler oluştu. Belediyeler, küçük belediyeler, belediye meclis üyeleri dahi bu konuda birbirleriyle ters düştüler. Turuşlu Arıtma Tesisi 1979 yılında Şükrü Güçlü'nün ilk belediye başkanlığı döneminde temeli atılmış. Turuşlu bölgesi mücavir alan olarak hesaplanmış. Evet. Karşısı Sümerler, aşağı okçular tarafı, imara açılır denilmiş. Turuşlu mücavir alan kalır. Öyle buraya bir arıtma yapalım demiş Sayın Şükrü Güçlü. Evet, doğru. Allah rahmet eylesin. Buradan kendisini rahmetle analım. Ve sistemin tüm kurulumu
ona göre planlanmış. Fakat gelişen şehir şartlarıyla günümüze kadar gelmiş bir tesis. Fakat günümüzde çok vatandaşın tepkisini çeken bir tesis. Evet, ben konuya madem ki Turunçlu Arıtma Tesisi'yle başladık. Öncelikle Doğuş TV imtiyaz sahibi Mehmet Garip Siper'e çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere de tabii ki. Hoş geldiniz. Bugün beni konuk olarak aldığınız için. Ben öncelikle çağdaş bir kentten bahsetmek istiyorum önce. Çağdaş olabilmek, bir kentin çağdaş olabilmesi yollarıyla, kaldırımlarıyla, düzgün trafiğiyle, çizgi ve kurallarıyla, içilebilir suyuyla, arıtma tesisleriyle, otogarlarıyla, otoparklarıyla, düzenli çöp toplama ve depolama alanlarıyla ve ulaşım kolaylığıyla ancak mümkün olabileceğine inandığım için bu bahsettiğim kriterlerin hepsi bir kentin gerçekten kent olabilme ve insanların mutlu olabilme şansını yakalayabilmeleri için gereken elzem ve siyasi olmayan konulardır. Bu konulara eğilirken yetkili belediyelerimiz ve insanlarımızın bu konuyla ilgili, hatta siyasilerimizin bu bahsettiğim konularla ilgili hiçbir zaman siyasi düşünmemelerini ve bu konunun insanca yaşamanın gerekliliği olduğunu, gerekli bir konu olduğuna göz ardı etmeden bu konuları el birliğiyle ilgili belediyelere, ilgili kurumlara siyasi ve her açıdan yardım ederek konuların çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi ben 1989 yılında belediyeye girdim. Fen İşleri Müdürlüğünü yaptım 4 sene kadar. Sonra bir istifa ettim belediyeden. İstifa ettikten yaklaşık bir 6-7 sene sonra tekrar belediyeye girdim ve ASKİ müdürü oldum. ASKİ müdürlüğüm sırasında burası 2001 yılında yaşanan bir sel neticesinde kesinlikle her tarafı yıkılmış, her tarafı çamurla dolmuş, motor aksamları çalışmayan bir tesisti. O sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesiyle birlikte tüm Türkiye'de Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bu tesislerin tekrar çalıştırılması ve tekrar gündeme gelmesi söz konusu oldu. Bize gelen bu bir emirle işte bu tesisi tekrar toparlayıp işte temizliğini yapıp makine aksamlarını tekrar çalıştırıp 2001 İris Şentürk 2001 İris Hanım'ın döneminde evet. Efendim. Şimdi bu tesis tabii bu anlamda 2001'de çalışmaya başladı ama neticesinde benim de hesaplamalarım sonucunda tesis o yıllarda bile buraya Antakya'mızın nüfusuna göre, gelen debiye göre yeterli bir kapasitede değildi. Sanırım saniyede 200 litre. Evet, o zamanlar şu ana kadar çünkü herhangi bir ek ünite yapılmadı. Şu ana kadar 200 litre bölü saniyeyle çalışan bir tesis. Ancak bizim bugünkü debimiz yaklaşık 1200 litre bölü saniye. Şimdi biz bir arıtma yapıyoruz zannediyoruz ama arıtma yapmıyorduk. Gerçekten de biz o arıtmayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın emriyle, hani ister doğru olsun, ister yanlış olsun, ister eksik olsun, ister kapasitesi yeterli olmasın, çalıştırın diye bir emir geldi. Arıtmamız var mı? Var. Var, çalıştırın denildi. Evet. Dolayısıyla bu süreç içerisinde de ilgili başkanlarımız, o dönemin başkanları, kendi bütçeleriyle bu arıtma tesisini daha ileri seviyeye götürebilme olanaklarını bulamadı. Biz de işin doğrusunu isterseniz gelen debiyi arıtıyorduk. Geri kalan arıtamadığımız debiyi de Asiye, şu anda olduğu gibi Asiye
gene yani bu da, deşarj ediyorduk. Bu da kötü bir durum. Yani şu çok anda kötü bir durum. 1200, şu ana kadar öyle bir durum. Saniyede 1200 litrenin 200'ü arıtılıyor. Aynen şu 1 anda. 1 litresi yine Asya'ya arıtılmadan gidiyor. Kesinlikle doğru. Şimdi bu durum karşısında tabii arıtma tesisinin bizim 200 litreyi arıttığımız dönemde, şu ana kadarki dönemde de etrafındaki bütün mahallelere haklı bir şekilde tepkilerini çekecek kadar zararları oldu. Ve bu zararlarını karşılıkta insanların haklı bir tepkisi oldu. İnsanlar balkonlarına çıkamaz oldu. İnsanlar nefes alamaz oldu. Yazın pencerelerini açamaz oldu. Sivrisinek ve her türlü haşeratın etkisinde kaldı. Şimdi biz bunları benim dönemimde neden yapmadınız diye sorarsanız, yani neler yaptınız diye sorarsanız, ben bütün bu deneyimlerimle o zaman bu konuya da vakıf oldum. Çünkü ben inşaat mühendisiyim ama bir çevre mühendisi değildim. Ama çevre mühendisi ekip arkadaşlarımla birlikte neler yapılabileceğini, yani bunu asgariye nasıl düşürebileceğimizi, en azından yenisi yapılana kadar burada insanların nasıl etkilenmemesi için nasıl bir önlem alınabileceğini düşünerek o zamanlar bir parfümleme sistemi kurdum. Bu parfümleme sistemi de lokal bir çözümdü. Hala da devam ediyor sanırım. Bu çıkan gazların havada tutulup aşağı inmesi gibi bir sistem, öyle düşünün. Kötü kokunun etrafa yayılmasını engellemek için geçici bir sistem. Hidrojen sülfür üretiyor. Hidrojen sülfürü havada yakalayıp aşağı indiren bir sistem. Biz bunu lokal olarak yaptık. Ama tabii daha sonra ben bir gün 2007 yılında İsviçre'ye gittim. Evet. İsviçre'de gerçekten çok, benim de çok dikkatimi çeken ve hatta Rejide bu görsellerimiz olacak arkadaşlar. O görselleri de alabilirsek ekrana. Orada kendisinin, Gürcan Bey'in çekmiş olduğu fotoğraflar, oradaki izlenimlerini daha iyi dile getirebileceğimize inanıyorum. Görsellerimiz var bu konuda. Evet. Onları orada ekrana getireceğiz. Bu görseller gelene kadar ben şöyle bir kısaca anlatayım. Şehir içinde aynen bizim Antakya'mıza benzer bir kent, Bazel kentinde. Evet, şu an Ren Nehri geçiyor ortasından ve gene yapılaşmanın içinde bir arıtma tesisi gördüm. Dikkatimi çekti tabii, turistik bir geziydi benimki. Akrabama beni belediyeye götür, burada bir inceleme yapmak istiyorum dedim. Götürdü sağ olsun ve orada bir mühendis vasıtasıyla, çevre mühendisi bir arkadaş, oradaki görevli, bize bütün tesisi gezdirerek tek tek tesisin bütün çalışma sistemini gördüm. Ve hakikaten orada bir kokunun olmadığını da şahit oldum. Hatta bizim tesisin aynısı değil mi? Bizim Hocam, biyolojik arıtma gibi aynı. Bizimki de biyolojik arıtma. Oradaki de biyolojik arıtmaydı. Ama bir tek farkı, benim biraz sonra size göstereceğimiz slaytlarda farkı, üstünün kapatılmış olması, havuzların, çamur havuzların üstünün kapalı olması. Bir de gazların içeriden alınıp bir yerde bir çamaşır makinesi gibi koca makinalarla hidroklorik asitle yıkanıp doğaya sunulan bir sistem. Ayrıca çamur, en son kalan çamur da orada bir fırın vasıtasıyla yakılıp doğaya verilmiyordu. Çünkü insan dışkısı, affedersiniz, bu ne gübre olur ne başka bir şeyle kullanılabilir. Bunu gördükten sonra ben geldim, ilgili başkanıma durumu ilettim. Çok ilgilendi, gerçekten çok güzel bir sistem dedi. Ama dediğimiz gibi bu bir bakanlık işi ve çok belediyelerin kaldırabileceği bir bütçeyle yapılacak bir konu değil. İlgili bakanlıklara, gerekli yerlere yazılar yazılmasına rağmen tabii o günlerde böyle bir sonuç alamadık. Sonuç alamayınca ben bu parfümleme sistemine geçmek zorunda kaldım. İmkanlarınız doğrultusunda hareket ettiniz. Evet.
Çünkü halkımız gerçekten zarar görüyordu. Halkımız değil, hepimiz zarar görüyorduk. Bütün kanayan yara şehrin her noktasında herkesin kalbinde atıyordu. Dolayısıyla bu yara hala sürmekte ve çeşitli bir şekilde şu anda bütün sivil toplum kuruluşları, evet, çeşitli dernekler bu konuyla ilgili duyarlılıklarını gösteriyorlar. Gerçek bir duyarlılık bu. Buna karşın da şu anki durumda Büyükşehir Belediye'miz bunu yapalım diyor ama yapalım derken aynı yerde yapılmasını istiyor. Evet. Dolayısıyla tepkiler ve halkın içinde oluşmuş bir fobi, bu fobiyi fobiye bir açıklama getirilemiyor. Yani benim dün aldığımız bir gelişmeden bilgi vermek istiyorum size. Tabii. De şimdi Sayın Lütfü Savaş, Hatsu Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat'la beraber Turunçlu'ya gitmiş. Orada vatandaşlarla işte Turunçlu Mahallesi, Akdeniz Mahallesi muhtarları da orada. Küçük bir toplantı yapılmış. İşte vatandaşların fikirlerini almak üzere geldiğini söylemiş. Fikirleri, katkısı olanları dinleyelim demiş Sayın Savaş ve Sayın İkbal Polat. Biz de güzel tesadüf etti bu programı yapmamız. Fikirlerine ihtiyaç duyduğumuz Gürcan Soğuksu abimizi buraya konuk ettik. O da sağ olsun kırmadı geldi bizi. Şimdi o alandaki hobi evlerinin iptal edileceğini, 45 dönüme bir yeşil alan, 35 dönüme de yeni tesis yapılacağını müjdelemiş Sayın, evet, Savaş. 1,5 yılda da bitireceğiz sözünü vermiş. Sözünü vermiş. Bu çok güzel bir gelişme. Şimdi burada da zaten Defne halkının da ve çevre halkının bu yönde bir talebi var. Arıtma tesisinin kaldırılması ve yerine yeşil alan yapılmasıyla ilgili. Şimdi özellikle ben buna değinmek istiyorum Gürcan, evet, Bey. Şimdi Defne halkının bu talebine karşılık olarak o arıtma tesisinin gerçekten kaldırılabilmesi mümkün müdür? Veya kaldırılmadan yapılacak olan, sizin de az önce konuya değinmek istediğiniz konuya geleceğim. Hı hı. Bizden daha gelişmiş ülkelerde var olan bu tesislerin, hı hı, şu anda bizim burada tesislerin sağlıklı bir şekilde işlemesine rağmen, tesislerin sağlıklı bir şekilde işlemesine rağmen, herhangi bir sıkıntının oluşmamasına rağmen, bizde aynı örnekleri Avrupa'da olan aynı tesisin yapılmak istenmesine karşın bir takım tereddütler var halkımız nezdinde. Anlıyorum. Bu tereddütlerin kaynağı nedir? Bunun arkasında acaba bizim bilmediğimiz, hesabını, evet, yapmadığımız başka şeyler mi var? Şimdi onunla ilgili de bize bilgilendirmede bulunursanız. İyi ki hatırlattınız. Şimdi bu tesis bütün Antakya'nın kanalizasyon sisteminin bağlı olduğu bir tesis. Şimdi bu tesis, ana arterler buna bağlı. Bütün her şey buraya bağlı. Şimdi tamam, orada fazlasını asiye tekrar döküyoruz ama bunun kapasitesinin artırılmasıyla birlikte ve benim biraz önce gösterdiğim, hani slaytlarda gördüğünüz, evet, bu sistem kurulduğu takdirde burada buranın herhangi bir koku veya herhangi bir sağlık açısından herhangi bir sorun yaratacağına inanmıyorum. Bu eğer başka bir yere taşınma tabii ki olabilir ama dediğimiz gibi bütün ana arterlerin, bütün kanalizasyon sistemlerinin yeniden değişmesi gerekir. Bu çok büyük bir külfet ve çok büyük maliyetler getirir. Dolayısıyla hem şehrin tekrar delik deşik olması demek, bu tekrar asfaltların, tekrar yapılan kaldırımların sökülmesi demek, hem de yeniden bu tesise yeniden ana arterler döşemek demek. Yapılacak başka bir yerde oluşturulacak tesise. Bu yüzden memleket ekonomisini de düşünmek zorundayız burada. Burada bir tesis kurulmuş, yanlış, eski olabilir. Ama bu tesise ek üniteler yapılarak, ek projeler üreterek, gerçekten benim de gösterdiğim şeklinde üstü kapatılarak, ki dünkü başkanımızın beyanı da bu yönde, üstü kapalı olacak demiş beyanında. Ve bu konuda da eğer üstü kapanıp, gazlar arıtılıp, en son ki kalan posa yakılırsa, biz o zaman çevremize sağlıklı bir arıtma tesisi yapmış oluruz. Şimdi ben halkın tepkisini ve fobisini çok iyi anlıyorum. Ama benim
yetkim olmadığı için zamanında, başkan olmadığım için. Çünkü ben başkan olsaydım elbette onu bütün her şeyi kısarak, asfaltı da kısardım, kaldırım yapmayı da kısardım, bütün bütçemi oraya yönlendirirdim. Ama ben başkan olmadığım için, karar verici ben olmadığım için bu teknolojiyi maalesef benim dönemimde getiremedik. Siz bu teklifleri başkanlara sundunuz mu? Sunduk. Ben biraz önce açıkladım size. Bu belediyenin bütçesiyle yapılabilecek bir konu değildi o günkü Antakya Belediyesi bütçesiyle. Evet. Ama bugün Büyükşehir Belediye'miz var. Bütçesi daha büyük ve ben buraya bir tesis kurmak istiyorum diyor. Ve biz bu tesisi hayır yapmayın diyoruz. Şimdi bu tesis ne zaman yapılacak? Şimdi bugüne kadar zaten 35 yıl geçmiş 1986'dan bugüne kadar yapılmamış. Bugüne kadar sadece ben orayı yönetmedim. Bir sürü insan yönetti yani sonuçta hiç kimse beceremedi. Bu konuyu ben yapacağım deyip de sözünü veren bir büyükşehir belediye başkanımız var. Dolayısıyla bu konunun bana göre hiç tepki vermeden, hiç bir tepki almadan bütün suları tekrar asiye vererek burada hiçbir koku olmayacak inşaat sırasında. Yani inşaat 2 yıl mı sürer, 1,5 yıl mı sürer? 1,5 yılda bitiririm. Tamam, 1,5 yılda burada insanların hiçbir yan etkileri olmayacak insanlara. Çünkü biz doğal arıtma yapacağız Samandağ Denizi'ne kadar. Bırakacağız suyu. Zaten o gidene kadar o 20 kilometrede 30 kilometre asinin uzunluğu orada. 30 kilometrede zaten bir doğal arıtma yapacak. Dolayısıyla bizim amacımız denize temiz su dökmek ama bu suyu dökmemek. Arıtma tesisimiz olacak. Biraz önce ilk girişte başlattığım gibi, konuya girdiğim gibi evet. Çağdaş kent olmak bunu gerektiriyor. Dolayısıyla ben şunu kısaca söylüyorum. Şimdi bu konuya karşı gelenler, teknik açıdan bu konunun başka bir yerde olmasının çok büyük külfetler getireceğini bilmeden konuşanlar. Bilmeden konuşuyor. Dolayısıyla başka bir yerde de yapılabilir. Ben yapılmaz demiyorum. Belki ona da çözüm bulunabilir. Ama var olan tesisi, var olan makinalarımızı ek üniteler koyarak, hatta yeşil alandan da bahsetmiş başkanımız. Evet, orada bir 45, park, 55 dönüm bir yeşil alan da yapılacak. Ve ben inanıyorum ki bu sistemle yapılırsa ne çevresi bu kokudan rahatsız olur ne de doğaya zarar vermiş oluruz. Bu arada ben izleyicilerimizden katkı sağlamak isteyenlerin mesajlarını, sorularını bekliyoruz. Doğuş TV ekranlarından programa katılımlarınızı bekliyoruz. Yani bir fikriniz varsa tüm fikirlere açık olarak sorularınız olabilir, fikirleriniz olabilir. Bize mesaj bölümünden, yorum bölümünden ulaşırsanız buradan Gürcan Bey'e sorularınızı iletebiliriz. Gürcan Bey, bahsettiğiniz projenin, tesisin, Avrupa'da şu anda kullanılmakta olan tesisin kaç yıl ileriye dönük bizim ihtiyacımızı karşılayacağı şöyle yapılması ve lazım. Çok... arıtma verimliliği %100 bir koşula ulaşacak mı? Onun bilgisini de paylaşırsanız. Bu konu için de teşekkür ederim. Şimdi bizim amacımız kullandığımız suyu doğaya verirken, geri bırakırken yani doğaya, evlerimizde kullandığımız evsel atıklarımızı bıraktığımız zaman doğaya bu şekilde arıtıp çok iyi bir şekilde bırakmamız lazım. Arıtmasını çok iyi yapmamız lazım. Hani içilebilir olmaz tabii ki. Ama gerçekten doğaya girdiği zaman bu atık suyun deşarj edildiği zaman hiçbir canlıya, karıncaya bile bir zarar vermemesi gerekir. Dolayısıyla biz şimdi bu projeyi ben şunu öneriyorum. Eğer Büyükşehir Belediye'miz bu konuda bir proje geliştiriyorsa bu projenin en az bir 50 yıllık olması gerekir. 50 yıllık nüfusa göre hesaplanması gerekir ki bizim daha önce yapılan bu projenin, ben yapmadım bu projeyi. Bu 1986'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediye ile irtibatlı bir şekilde yapmış. Dolayısıyla bu nasıl şu anda bize cevap vermiyorsa bugünkü koşullarda demek ki ileriye dönük bir 50 yıllık, 100 yıllık düşünülecek bir proje olması lazım nüfus sayımına göre. Bu proje de eğer aynı yerde yapılacaksa keza aynı şekilde düşünülmesi lazım. İleride gene problem olmasın diye. Bu atık sular
artık atık su diye anılmamalı. Yani bizim kaynağımız diye adlandırılmalı. Kentin olması olmazları arasında olan bir şey. Olması lazım. Atık su deşarj edildikten sonra artık bir kaynak haline gelecek. Bu yeraltı sularına karışacak. Yeraltı suları kendi görevlerini nasıl yapıyorsa o görevde elzem bir konu haline gelecek. Ekolojik dengeyi sürdürülebilirliği sağlayacak. Bu şekilde bir çözüm olarak görüyorum ben ileriye dönük bir şekilde olmasını. Yoksa hiçbir anlam taşımaz. Yapılan iş gene de birkaç yıl sonra yetersiz hale dönüşebilir. Yani bu şekilde hareket edilmesi durumunda halkın bu tesisin ideal işletme şartlarında yapılmasına kesin rağmen bir takım endişelerinden bahsetmiştik az önce. Evet. Aynı sıkıntının, aynı sorunların, aynı kokunun devam edileceği yönünde yok, bir öyle algı oluşuyor. Arkadaşlar yani teknoloji böyle gelişti. Bakın şu anda Türkiye'de de bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni projeler üretiyor. Benim araştırmalarıma göre. Bu projeler müsaade edin yapılsın. Yani bu projeleri yapmadan biz çağdaş kent olamayız. Aynı yerde yapılmasında bir fobi var. Bu fobi kalkmalı insanlarda. Biraz zaman tanınmalı Büyükşehir Belediyesi'ne. Ve bu konunun en yakın zamanda bitirilmesi gerekir. Yani bu nasıl bir çöp düzenleme, nasıl bizim, biz insanlar olarak müthiş tüketiciyiz ve atıklarımızla uğraşıyoruz. Atıklarımızı düzenli hale getirmek zorundayız. Ki sağlıklı yaşayabilelim, sağlıklı oksijen alabilelim, sağlıklı su içebilelim. Bütün bunlar ilerideki konularımız, yani bu çocuklarımıza gelecek, torunlarımıza gelecek olan konular. Bugünden biz bunları sağlıklı bir şekilde düşünmezsek elbette ki ileride zararını göreceğiz bugün gördüğümüz gibi. Ben bu konuyla ilgili halkımızın duyarlılığını ben haklı görüyorum. Yani fobisini de haklı görüyorum. Ama şuna da bir yani çözümsüzlük olarak görmelerini istemiyorum. Çözümsüzlük arttıkça, çözümsüzlük ilerledikçe zaman geçiyor. Burayı çözmeye çalışan şu anda hem HatSu Genel Müdürümüz İkbal Bey hem Belediye Başkanımız Lütfü Savaş bu konuyla ilgili sözleriyle bütünleşen bir sonuç yaratırlarsa halkımız neden zarar görsün ki bundan sonra? Elbette ki gerekli önlemler alınacaktır. Elbette ki sıfır dereceye indirilecek bir koku sistemi kurulacaktır. Ve elbette ki deşarj edilen laboratuvar çıkışı en azından sağlıklı bir su olacaktır. Benim fikrimi sorarsanız bir şans tanımak gerekir diye düşünüyorum. Can Bey, ben de sizin dediklerinize katılıyorum. Bu sorunun çözülmesi noktasında elini taşın altına koymuş yetkililerimiz hazır bir şekilde beklerken halkımızın da bu konuda belediyelere, yetkililere destek vermelerini, herkesin mutlu olacağı, bundan herkesin mutlu olacağı bir sonuç çıkarabiliriz diyebiliriz. Bence de. Yani sadece bu konu değil tabii benim bahsettiğim çağdaş kent olmak. Evet. Bu bir konusu. Bir konusunu halledelim. Bir konusu en azından çözülsün. Daha çok konularımız çok var. Çok konumuz var. Yani bu konuları zaten, maalesef... Zaten sizi biraz yoracağız. Estağfurullah, yok mu? Gürcan Bey, buna arıtma tesisine yetişmeden önce, daha öncesinde var olan sorunlara da değinmek istiyorum. Şimdi gider sularının, atık sularının asiye karışmaması için yapılan bir boru döşeme hattı var. Vardı. Var hala şu anda. Bu amacına uygun bir şekilde yapıldı mı? Şu anda işlevini sürdürebiliyor mu? Yoksa aynı şekilde eskiden olduğu gibi atık suları asinize karışıyor mu? Şimdi o projede arkadaşlar o projenin detaylarını bilmiyorum gerçekten ama bir vatandaş olarak ben emekliydim o zaman zaten yapıldığı zaman. Bir vatandaş olarak merak ettim yani dedim ne yapıyorlar diye. Şimdi asi üzerinde ne yaparsan yap, asi üzerinde yapılacak hiçbir şey çözüm değil şu anda. Asi üzerinde düşünülen her türlü konu uluslararası bir konu. Ta bu Beyrut'tan başlayan, işte Suriye'den devam eden ve Samandağ'ında biten yaklaşık 580 kilometre bir
Asi'den bahsediyoruz. Şimdi Asi'nin içinde yapılan o boru hangi amaçla yapıldığı inan ki bilmiyorum. Yani geri oradaki suyu arıtma tesisine mi götürmek için, onu ben hiçbir anlam göremedim o günlerde. Yani neden yapıldığını biraz merak ettim ama. Asi Nehri'ne değinmişken, Asi Nehri'nin ıslahı, Asi'yi besleyecek savaş öncesi temeli atılan bir dostluk barajımız var değil mi? Evet, savaş öncesi aslında Suriye ile savaşmadan, daha doğrusu savaş çıkmadan önce Suriye'de, Türkiye ile Suriye arasında bir dostluk barajı kurulacaktı. Hacıpaşa mevkiinde, evet. Bu dostluk barajı Asi'yi kurtaracak bir projeydi ve hala da yapılabilir. Yapılması da elzem bir konudur. Başka hiçbir konu Asi'yi kurtaramaz. Asi ile ilgili işte sulamadan doğan, işte Suriye'de, Beyrut'ta, her yerde suyun debisi azalıyor biliyorsunuz yaz ayları. Tabii bu eskiden Amik Gölü varken böyle bir şey yoktu. Çocukluğumuzu hatırlayın. Çocukluğumuzda Asi çok temiz bir şekilde. Evet. O Amik Gölü'nün fazla olan suyuyla birlikte bir ara çok güzel martılar bile vardı dediğiniz gibi. Yani bu suyun o hale gelebilmesi için mutlaka baraj olması gerekir. Ve bu barajın da bir an önce yapılması lazım. Başka türlü Asi kurtulamaz. Yani bu şehirdeki Asi eskiden çok güzel akıyordu. Şimdi neden güzel akmıyor? Neden yazın akmıyor diye düşündüğünüz zaman... Ben, şu an makyajla akıyormuş gibi bir görüntü var. Yok ama. Şimdi bu güzel bir olay. Çünkü şu anda biz kesin çözüme gidemediğimiz için bunlar lokal çözümler. Lokal çözüm. Yani su bendinin kurulması orada en azından suyu toplayıp şehirde güzel bir görüntü vermek adına yapılmış bir imalat. Ama tabii kesin imalatlar değil. Dediğim gibi Asi uluslararası bir proje ve hükümetimiz tarafından yapılması gereken bir proje. Bu belediyelerin asla yapamayacağı bir proje. Dolayısıyla biz zamanında Amik Gölü'nü kurutarak, o zaman birkaç sebepten dolayı kurutuldu. Bu bir sinek türü çıktı o zamanlar. Sıtma yapıyordu. Evet. O sıtma, sıtma olayını kurutalım diye. Bir de şeyden dolayı arazi kazandıralım diye Hatay'a. Şimdi özür dilerim de yani pireye kızıp yorganı mı yaptık? Aynen yorganı yaptık ve doğamızı resmen katlettik o günlerde. Evet. Bu vesileyle de o zamanlar eski Roma köprümüz kuruduktan sonra Amik Gölü kurutulduktan sonra iki aşamada kurutuldu 1970 ile 75 arası. O zamanlar köprümüzün kesiti o kuruduktan sonraki debiyi karşılayamadı. Evet. Ve o günlerde işte bir cinayet işlendi. Köprümüz maalesef. Roma köprümüz gitti. Beton döktük. Yani. Dolayısıyla şimdi ben Amik Gölü gibi bir şeye ihtiyacımız var. Ne kadar biz barajlar kurabilirsek bu Asi üzerinde ve onu besleyen tahta köprü işte ne bileyim... Bütün baraj şeylerde projelerimiz var. 2013'te baş bitireceği geliyor. Büyük Karaçay var. Reyhanlı Barajı var. Hayır ama, o yönde değil. Asi'yi besleyen şehre gelen suyu besleyecek olan barajlardan bahsediyorum. Bu barajlar mesela ilk önce sel taşkınları şeyde yapıldı mesela. Tahta Köprü var. Bir de bir şu an ismini hatırlayamadım. Barajın. Ama Amanoslardan gelen bütün suları karşılayacak çeşitli çeşitli yerlerde barajlar kurulabilir ve bunlar fazla sularını Asi'ye verebilir. Evet. Asi'de de böyle bir temiz. Ama dediğim gibi tam çözüm değildir o. Asi'nin temizlenmesi, Asi'nin yönetimi 3 ülkeye bağlıdır. Yani 3 ülkede Asi yönetimi diye bir konsensus kurulması lazım ve bu Asi'de bütün o canlıları, içinde yaşayan canlıları, biliyorsunuz bizim burada meşhur bir yılan balığımız var ve meşhur bir işte başka bir balık türümüz var, karabalığımız var. Bunlar biliyorsunuz okyanustan ta buraya kadar geliyorlar, büyük okyanustan. Burada gelip yavruluyorlar, çiftleşiyorlar, ondan sonra tekrar okyanusa gidiyorlar. Böyle bir döngüyü maalesef şu an kaybettik.
Şimdi ben tabii kısa kısa değineceğim çünkü çok her biri bir program konusu olan konular bunlar. Bunlara tekrar tekrar konuşalım. Ama en elzemi şu ikinci konuda, en elzemi hem çıkacak olan yangınlar açısından, orman yangınlarımız açısından bir an önce ilgili kurumlar, ilgili kimse, Orman Bakanlığı mı, Orman Müdürlüğü mü, bu konuları önümüzdeki gördüğümüz, geçen sene yaşadığımız orman yangınlarından en azından bir tecrübe çıkartarak, yani en azından bir tecrübeyi çıkartmak üzere barajların ve göletlerin su alabilecek yerlerimizin çoğalmasını, çünkü çoğalması gerekir, çünkü biliyorsunuz bir yangında yine de benim çok iyi görmediğim helikopter yoluyla 1 metreküp su taşıyarak yangını söndürme sistemini sağlıklı görmediğim bir konu bu. Görmediğim şekilde bari su alabileceğimiz, bari su elde edeceğimiz, su temin edebileceğimiz bir barajlarımız, göletlerimiz olsun. Bunu çok üvedilikle Hatay'da ve Türkiye'de her uygun yerde, suyun olduğu her yeri, suyu bir kere kaçırmamak gerekir. Yani su olan yerde, su olan bir nehir, su olan bir çay, su olan bir yeri mutlaka sıkı sıkı sarılıp, kel ayak kuşu gibi sarılmamız lazım. Yani bu nesli tükeniyor çünkü her şeyin bir sonu geliyor. Şu anda su tüketimiyle ileride yaklaşık 20 sene sonra bir kriz yaşayacak dünya. Bu dünyanın krizi ancak neyle önlem alarak çözülebilir? İşte dediğimiz gibi barajlar yapılarak, bentler yapılarak çözülebilir. Ben bu konuda ilgili kurumlara çok önemli söylüyorum. İlgili kurumların her şeyini bırakıp bu su konusunda, su temini konusunda, sadece Hatsu değil, her kurumun, yani her ilgili kurumun bu konuda çok özverili olması lazım, çok ivedilikle çözümler bulması gerekir ve bu konuyu da önemli buluyorum. Gürcan Bey, büyük umutlarla yapımına başlanan bu barajları durma noktasına getiren sorun nedir? Yani özellikle bir Karaçay Barajı şu anda bir sorun yaşıyor galiba. Rehallı Barajı sürekli tutmayan, sürekli randıman vermeyen bir baraj söz konusu var orada. Evet. Bir konuyu önem sırasına göre eğer sıralarsa ilgili kurum, ona göre çözümler çok çabuk olur. Şimdi eğer siz hiç alakasız bir konuyla ilgileniyorsanız, çok elzem konular varken, çok elzem konulara hiç para harcamadan, elzem olmayan konulara para harcarsanız, bütçeniz boşalır değil mi? Dolayısıyla şimdi yapılacak şey nedir? Benim bildiğim eskiden bir il koordinasyon kurulu vardı. Aslında bu kurulun çok sağlıklı çalışmasıyla birlikte çok güzel sonuçlar getireceğine inanıyorum. Yani ben o... Çoktandır katılmıyorum. Tabii ilk koordinasyon kurulunda Vali Bey'in başkanlığında kurulan bir kurul bu. İl genel meclisinden zannediyorum devam ediyor. Çoktandır ilgilenmiyorum. Şimdi bu kurul aslında kentin bütün ilgili birimlerini toplayan ve bir konsensus yaratan ve hepsinin, şehrin, kentin bütün sorunlarını ortak bir çözümle çözmeye çalışan bir kurum. Aslında adı bu Türkçe'de. Normalde adı bu. İşte orada o kurulda, o kurum elzem sırasına göre bütçeleri ona göre izin verecek. Ona göre bütçeler belediyelere daha iyi karışacak bence. Yani sen burada bugün belediye konusunda şu konuya önem vereceğiz. Diğer önemsediğin konuları bir kenara at. İlk önce çalışacağımız konu bu demesi lazım. Ve buna göre böyle tek tek konuları, nasıl şimdi biraz önce konuştuk. Önce bir arıtma tesisini çözelim, evet. Sonra başka gerekli olan problemleri çözelim. Ama bunlar hep böyle o koordinasyon kurulunun kararıyla olmalı bana göre. Yani böyle bir kurul eğer bu kararla ilgili kurumlara, ilgili belediyelere, ilgili dairelere yetkileri verirken elzemlik sırasına göre verirse herkes kendi görevini yapar. Ve böyle bir şartı koyması da kendisinin elinde. Çünkü Vali Bey biliyorsunuz
idari mülki amirdir ve en yüksek mertebedeki insandır. Dolayısıyla ben her konuda olduğu gibi biraz şeye ihtiyacımız var. Yani konuları böyle, işte böyle bir kurulun oluşturduktan sonra bu kurul konuları tek tek bu şekilde planlayıp bu şekilde uygulamaya koymasından yanayım. Az önce ifade ettiğiniz gibi belediyelerin tek başına bu tür işlerden, işlerin altından kalkamayacağını söylemiştiniz. Evet. Bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve bağlı il müdürlüklerinin de ellerini taşın çok altına koyması gerektiğinden bahsettiniz. Peki bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın buna el atması hususunda Büyükşehir Belediyesi'ne nasıl bir katkı sunması çok katkısı olması lazım. Bugün şimdi 10 milletvekilimiz var. 11. Bu konu 11 milletvekilimiz var. 11. Pardon. Bu konunun siyasi olmadığını başta söyledim. Bu konu ve buna benzer konuların, şehirde insan yaşıyor çünkü. Hayvan da yaşıyor, bütün canlılar yaşıyor. Sonuçta her şeyi, karıncayı bile düşünmemiz gereken bir konu bu. Yani dolayısıyla burada bir siyaset güdülmemesi lazım. Siyasetin başka yerde yapılması lazım. Bu tür konularda ilgili belediyesine hem hükümet tarafı milletvekillerimizin hem diğer milletvekillerin birlikte aynı konsensus içerisinde olması gerekir. Dolayısıyla bu konular öyle çözülür. Yani maddi yardım gerekiyorsa maddi yardım önünde yürülmesi lazım. Yani şu an Büyükşehir Belediye'mizin yapacağı bu arıtmaya bana göre bütün milletvekillerinin hepsinin ön ayak olması lazım. Siyaset tercih ayrımı yapmaksızın? Asla olmaması lazım. Yani siyaseti bir kenara bırakıp hizmet için bir araya gelmelerini istiyoruz. Bunu biz bütün programlarımızda onun duyurusunu, çağrısını yapıyoruz sayın vekillere. Yerel yöneticilere, milletvekillerimize hep söylüyoruz. Evet, Gürcan Bey, memleketin sorunu bitmiyor. Bitmez. Daha önümüzde birçok konu var. İzleyicilerimizden katılım bekliyoruz. Sorularınız varsa, sorunlarınız varsa bize yorum yazarsanız buradan sizlere cevap vermeye de çalışacağız. Bir de yeraltı suları, yeraltı içme sularından bahsederken hep şimdi çöp. Evet, çöp önemli var. Bir konu. Bu konuyu da gerçekten çözemedik. Türkiye'de çözemedik. Yani çöpün bize aslında ekonomiye bir katkı olduğunu, katkı olmasını sağlamamız gerektiğini çözemedik. Çöp konusu çok önemli bir konu. Çünkü evlerimizde, iş yerlerimizde oluşturduğumuz, bizim kendimizin ürettiği bir konu ve bu konunun doğaya güzel depolanması lazım. Düzenli bir şekilde depolanması lazım. Ve ondan doğacak zararları da gene biz zarar görmememiz lazım. Bizim yani gözlem, zarar vermeyecek şekilde bizim yapmamız lazım. Bizim gözlemlediğimizde şu anda sağlıklı bir şekilde dahi toplanamıyor çöpler diye. Şimdi görüyoruz, doğrudur. Şikayetler alıyoruz. Ben işin başında önce çöp toplamayı beceremedik diyorum. Evet. Şimdi çöp toplama o kadar basit ki aslında medeni uygar ülkeler bunu çok güzel bir şekilde çözmüşler. Biz hep diyoruz ki kendi kendimize, aşağılıyoruz kendimizi aslında. Ya bize daha çok zaman lazım. İşte bize bilmem 40 yıl geçmesi lazım. Yok bilmem 30 yıl geçmesi lazım. Aslında hiçbir konunun süreyle ilgili, zamanla ilgili, çözümüyle ilgili bizim Avrupa'dan eksik hiçbir yanımız yok veya diğer uygar memleketlerden. Bizim de oturup işte o dediğim gibi geliştirdiğimiz ARGE gruplarıyla birlikte bunu organize etmemiz o kadar kolay ki. Bu bir eğitim meselesi, bu bir kültür meselesi. Şimdi eğer siz sunmazsanız insanlara bu olmaz. Bunu sunacak olan ARGE grubudur, bunu sunacak olan belediye grubudur. Biz çöp toplamayı eğer bir sistem içerisinde, bir plan içerisinde, bir tarih içerisinde, bir takvim içerisinde sunabilirsek insanlara, bunlar neden yapmasın diye biz hep hor görüyoruz insanlarımızı. Bizim insanlarımız da akıllı, bizim insanlarımız da kültürlü, bizim insanlarımız da medeni. Yani bu eğer medeniyet toplu bir şekilde yapılamıyorsa onların suçu değil. Biz belediyeleri ne için seçiyoruz?
Biz belediye başkanlarımızı bize ön ayak olsun, bizim proje üretsin, bizim her şeyimiz önümüzde yürüsün, temsilci olarak seçiyoruz. Evet. Adı üstünde başkan. Dolayısıyla bu projeleri belki başkan üretmeyebilir, işi başka bir şey olabilir ama yönetici olduğu için, yönetici vasfına girdiği için altında bir Ar-Ge grubu kurması gerekir. Bu Ar-Ge grubunu laf olsun diye kurmaması lazım. Yani laf olsun diye kurulacak hiçbir şeyden hiçbir şey çıkmaz. Şimdi ben şöyle bir özür dilerim. Tabii, buyurun. Yani ben şimdi bir metin hazırlayıp evlere dağıttığım zaman bu evlerde şu metine göre toplama işi ve onlara poşet dağıttığım zaman belediye fakir mi olur? Zaten ben üreteceğim atıktan, yani vatandaşın ürettiği atıktan ben zaten geri dönüşüm yapacağım. Poşet de üretebilirim. Dolayısıyla bu fabrikayı kurmak hem istihdam da yaratacak. Yani bir sürü insan şu anda işsiz güçsüz. Onları belediye alabilir, o fabrikalarda çalıştırabilir. Şimdi bu metni hazırlamak ve bunu evlere dağıtmak, yani su faturasını dağıtmak kadar kolaydır. Şimdi bir takvim yapmak, bir metin hazırlamak bir saatlik bir konudur. Dolayısıyla bunu yaygınlaştırmak da çok önemli. Milliyetin, bu da siyasi bir konu değil. Milliyetin Bakanlığımız tüm Türkiye'de bunu yapabilir. Buradaki Milliyetin Müdürümüz de yapabilir Vali Bey'in emriyle. Dolayısıyla anaokullarından başlayıp öğretmenlerimizin yarım saat günde bu konuyla ilgili eğitim vermesi sağlanabilir. Bu metne göre. Ve özür dilerim. Ve bunun yapılmasıyla ilgili de hiçbir şekilde hani birkaç ay, birkaç yıl belki insanlar bunu tembelliğinden yapmak istemeyebilir çok ama. Çok büyük bir mali kültürü de yok. Değil. Üstelik bunu daha sonra bunu bir cezai müeddiye de sokarsanız en azından çünkü Avrupa'da öyle uygulanıyor. Avrupa'da evlere bir metin veriliyor. Nasıl çöplerinizi toplayacağınızı işte metali, plastiği, organik çöpünüzü, ondan sonra camınızı, atık pillerinizi, yağlarınızı nasıl atacaklarını bir metinle ifade ederek veriyor. Evlerde hepsi, bütün evlerde bu var. Hangi gün hangi çöpü atacağınızı bir takvimle de belirliyor. Örneğin diyor ki 1 Ocak'ta işte fazla mobilyalarınızı, atık mobilyalarınızı indirin şu saatte. İşte atık pillerinizi 2 Ocak'ta istiyorum şu saatte. İndirin aşağıya diyor. Organik atığınızı şu saatten şu saate kadar indirin. Yani insanlar buna uyar. İnanın uyar. Hani uymaz diye bir şey yok. Eğer kaideyi doğru koyarsak, kaide doğru oturursa, plan doğru oturursa, yarım yamalak olmazsa hepsi herkes uyar bu olaya. Çocuğundan büyüğüne kadar herkes uyar. Özellikle annelerimiz, özellikle evde, özellikle anaokulunda eğitim gören bu konuyla ilgili eğitim gören çocuklarımız bile annelerini babalarını uyarır bu konuda. Bak anneciğim cama atma o tarafa, organik yere atma, bu çöpe at der. Şimdi ayrı ayrı renkte belediyelerin dağıtacağı poşetlerle, ayrı ayrı renkte dediğim gibi hatta ben daha da üstüne gidiyorum. Her evin barkodlanması da gerekiyor. Yani kaçak olarak bir poşet aşağıya atıldığı zaman kimin attığı belli olsun. Ve ona ceza uygulansın. Böyle bir sistemle atıklar toplanır. Belediye bunları uygun tarihlerde alır. Ve geri dönüşüm fabrikalarını kendisi kurarsa istihdam yaratır. Geri dönüşüm fabrikalarını kurar. Böylece de hem ekonomiye hem insanlarımıza katkıda bulmuş olur. Oradan para kazanma şansı, insan istihdamı da var. Elbette. Belediyelerin yani, böyle bir çalışması. Şimdi ben tabii işin bu birinci boyutu. İkinci boyutu da alıp bunu düzenli depolamayı biz belediye olarak yapıyoruz şu anda Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak. Tabii bunu yeraltı sularına yapmaması için, yeraltı sularına etki yapmaması için membranlıyoruz alttan. O şekilde bir düzenleme yapılmış. Ama mesela orada bir arıtma tesisi eksik. Ben eksikleri söylüyorum. Eksik orada bir arıtma tesisi. O çıkan, inen, membrana inen suyu evet. Arıtacak bir sistem yine yok. O sistem kurulması lazım. O sistem çünkü en sonunda gene toprağa iniyor ve yeraltı sularını besliyor.
Tıbbi atıklar için gene bir tesisimiz var orada. Ya bunlar geliştirilmesi lazım. Yani şimdi tıbbi atınızı şu tarihte alacağım dedikten sonra tıbbi işte kuruluşlar, hastaneler, sağlık ocakları belli bir saatte o alınacağını bilir. Oraya maalesef şu anda şeye atıyoruz. Çöp tenekelerini atıyoruz. Evet. Bu plastik atıkların ayrıştırılması için şu anda teşvik amacıyla satın alma yöntemi uygulanıyor. Evet. Ve belediyelerimizin de dışarılarda park yani çöp konteynerlerinin yanında ayrıştırıcı konteynerlerini koyduklarını da görüyoruz. Bu uygulamayı da keşke ama bahsettiğiniz gibi evlerimizde de hayata geçirse. Evet. Gerçekten de hani hatta bu şeyler kurabilir belediye. Yani ekonomi yönünden katkıda bulunsun diye merkezler kurabilir. İnsanlar arabalarına koyar o biriktirdikleri camı, metali, plastiği neyse. Götürürler orada para karşılığında ücretle de satılıyor. Alınıyor yani belediyeler tarafından benim gördüğüm yerlerde. Almanya'da gördüm. Hatta Almanya'da şu an en son 2-3-4 sene önce gittiğimde yeni bir sistem daha gördüm. Biz çok aşırı derecede çöp üretiyoruz. Yani insanları engellemek için aşırı çöp üretimi yapmamaları için kilo bazında insanlara tüketim şeyi koymuşlar. Miktarı koymuşlar. O tüketimi geçtiği zaman onun ücretini ödüyor oradaki insanlar. Onu nasıl anlıyorlar? Ben bizzat şahit oldum gene. Yakınımın o poşetini ben atayım dedim şeye. Barkodluymuş meğerse. Yakınımın ismi de varmış. İndirdim. O barkodu görmeden çöp tenekesinin şeyi açılmadı. Kapağı açılmadı. Sonra gördü, kapak açıldı. Ben çok şaşırdım. Görmemiştim böyle bir sistem. Sonra tarttı o şeyi. Benim koyduğum poşeti tartarak aldı çöp tenekesi. Sonra sordum. Dediler böyle artık. Burada sistem böyle. Biz de böyle olabiliriz. Zaman geçmesi şart değil. Yeni yeni sağlıksız çöp tenekeleri alacağımıza bundan başlayalım. Yani şehre diyelim ki bir ön çalışma olsun diye 100 tane alalım. Bir sürü bütçemiz boş yere bazen heba olup gitmiyor mu? Boş harcadığınız çok paralar var. Yani, evet. O yüzden bu çağdaş kent olabilmek, çağdaş insan olabilmek bir sürü şeyden geçtiği gibi işte bu konudan da geçiyor. Çöp konusunda. Yani çöp konusu yeraltı sularımızı tehdit ediyor. İlerleyen sağlıklı su içmemiz konusunda. Sadece o değil hocam. Bakın bir ton kağıt, yani bir ton kağıt 17 ağaç öldürüyor. Evet. Yani biz heba ettiğimiz bu attığımız bu atıklar gidiyor zaten. Organik şeylerin içinde gidiyor, eriyor, gidiyor. Dolayısıyla yani bu cam şişelerin mesela 4000 yılda doğadan kaybolduğunu biliyorsunuz herhalde. Evet. 1000 yılda plastik. Tenekelerin, plastiklerin 1000 yılda eridiğini, düşünün ne kadar doğaya zarar verdiğini. Hatta bir tek pilin 100 metrekareyi felç ettiğini söyleyebilirim. Bir tek pil. Bunu biz şu anda çok dengesiz, çok ya dengesiz ne demek? Hiçbir şeye dikkat etmeden bunları çöklere, çöplerimize evet, atıyoruz. Evet, hiç yok. Yani. Peki bu konular arkadaşlar, bu konular ya çok mu zor düzenlenebilir? Bu konular çok zor bir şey değil. Bugün arkadaşlar bir birimi bu konuyla görevlendirdiğiniz zaman belediyede senin görevin bu arkadaş. Bu konuyla ilgili insanları bilinçlendir, insanlara bu şeyi gidişatın nasıl olabileceğini anlat, gönder, basın yoluyla da bildir. Demek çok zor mu? Çok zor değil. Bir sürü uygulamaya başlanmasıyla yani böyle olması evet. Lazım benim kanımca. Ben şimdi doğruları anlatıyorum burada. Yani nasıl olması gerektiğini anlatıyorum. Hayalimi anlatıyorum. Benim çocuklarıma bırakacağım, torunlarıma bırakacağım. Böyle olması gerekir diye düşünüyorum. Onları anlatıyorum. Ha, ben burada bir ışık olabilirsem, ben burada bir yetkiliye belki aklına getirebilirsem ne mutlu bana derim sizlerle birlikte. Valla yerel yönetimlere ait birçok konulardan feyz alıyoruz biz. İnşallah bu programdan da feyz alan izleyiciler veya daha ben sonra izleyen arkadaşlarımız olacaktır. Bin çözüm diye sizin programınızı çok mantıklı buldum. Evet. Bir evet. Konu ama bin tane çözüm var. Konu belediyecilik. Konu belediyecilik. Doğru. Konu ama, belediyecilik ama bin çözümler bin de var. Bin çözüm var. Ben konuyu getirirken çözümleriyle getiriyorum dikkat ederseniz. Bu konuda size minnettarız. Estağfurullah. Yani çok bize, teşekkür ederim. Sağ ol. Bir çöp sorunun cevabını buluyoruz burada. Evet, çöp sorununun da
Kısaca bu, bunların kısaca, hepsi birer konu, kısaca, günlerce yani, konuşulacak bunlar. Yani. Yoksa her biri bir program olacak konularımız var. O yüzden kısa kısa geçmek istiyorum. Yani daha sonrasında inşallah bu programları tek tek ele alarak tekrar üzerinden geçeceğiz. İnşallah. Ama Hatay'ın, Antakya'nın özellikle eskiyen durumuna binaen bir kentsel dönüşüm sıkıntımız var bizim. Evet. Bir dertsel dönüşüm oldu bu vatandaşların arasında. Kentsel değişim oldu. Özellikle konuya girmeden önce kentsel dönüşümün bireysel olarak yapılmasının dezavantajlarının olduğundan bahsedebilir miyiz? Toplu bir şekilde yani ele alınması gereken bina bazında olması. Bina bazında oluşuyor. Şimdi tabii ki yani şimdi aslında tabii bina bazında yapılacak yerler var. Bir de ada bazında veyahut da adalar bazında yapılacak kentsel dönüşüm projeleri proje tipleri var. Şimdi ben bunu gene eksik görüyorum. Yani Türkiye'de uygulanmasını ve çıkan yönetmeliğin eksik olduğunu görüyorum. Şimdi aslında bu biliyorsunuz 1999 depreminden sonra daha çok bir de yapılmış deprem sorunumuz var yani deprem tehdidimiz. Daha sonra bahsederiz ama bu konuya birazcık eğilmek istiyorum. Evet. Şimdi bu kentsel dönüşüme biz bakanlık olarak bakanlığımız bu konuya yönetmelik çıkarırken bana göre eksik çıkarttı. Çünkü insanların ekonomik gücü, insanların 30-40 yıllık bir binada oturan insanlardan bahsediyorum. Ekonomik güçlerinin ne olduğu, nasıl olduğunu hiç düşünmeden bu yönetmelik çıkmış durumda şu anda. Şimdi bu yönetmeliğe aslında şu eklenmeliydi. Yani mevcut binalara kat arttırımı yapılması lazımdı. Kat arttırımı yapılması demek bu binayı yapacak olan müteahhidin binadan alacağı bir iki katla maliyetlerin biraz daha düşürülmesi demektir. Maliyetler biraz düşünce de insanların yapım gücü, kredi alma gücü, ödeme gücü daha çoğalacaktır elbette. Şimdi maalesef şu anda 30-40 yıllık binalar, o 50 yıllık binalarımız sürüncemede ve çözümsüzlükler içerisinde. Neden? Çünkü orada oturan yaşlı Ayşe teyzemiz, İhsan babamız, emekli aylığıyla 200 bin lira çekebilecek durumda değil ki. Bu insanları düşünmeden çıkarılan bir kanun olarak düşünüyorum bu kanunu. Ben belediyelerin ne yapabilirliğini düşünmek istiyorum. Yani en azından önermek istiyorum. Belediyeler aslında bu konuya müdahil olup belediye meclis kararlarıyla imar planına iki kat artırım yapabilir. Yani belediyelerin birazcık vatandaşla inatlaştığı görülüyor. Ama şöyle çok katılıyorum size. Her belediyede gördüğüm konuyu da anlatayım size. Yani bu konuyla ilgili kentsel dönüşüm için bile karar vermiş, müteahhit bulmuş ve yıkmaya bile karar vermiş. İşte karot deneyini yaparak işi bitirmiş olan insanlara dahi kolaylıklar yapılmıyor. Bilakis madde üstüne madde eklenerek bir sürü sorunları daha çok büyük hale getiriyor. Evet, bazı şöyle özür diliyorum Mehmet Bey. Site bazında yapılan binalara 10-12 kat verilirken hemen yanı başında veya karşı tarafında olan tek başına bireysel olarak yapılan bir binaya bir kat artırımı bile verilmemesini neye bağlıyorsunuz? Bu da Mehmet Bey, şimdi bu konu gerçekten ülke konusu. Bu konunun burada belediyelerin kendi yetkisi sorumluluğunda mı yoksa bakanlık tarafından belirlenen bir şey mi? Bakanlığın da yetkisinde, belediyelerin de yetkisinde. Şimdi burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da yetkisinde, belediyelerin de yetkisinde. Neden öyle bir kanun? Kat yüksekliğini belediye belirliyor. Yok, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ayrı bir mevzi markalı verebiliyor. Evet. Dolayısıyla şimdi şöyle bir durum var. Yani bu konuda artık böyle rant falan düşünmemek gerekir. Bu konuda düşüneceğimiz tek şey insanların şu anki mevcut oldukları evlerindeki mezar yeri, çok özür dilerim, korkutmak gibi olmasın ama mezar gibi duran binaların yerine çok ivedilikle şunu düşünmesi lazım belediyelere. Biz bunları nasıl kurtarabiliriz? Biz bunlara nasıl, daha az parayla nasıl konut sahibi edebiliriz? Belediyecilik budur arkadaşlar. Yani belediyecilik sadece oturup orada onun işini yokuşa sürmek, bunun işini bilmem ne yapmak değildir. Belediyecilik
insan üzerine kurulmuş bir kurumdur. Dolayısıyla sen bu insanlara eğer oturup mesai harcamazsan bu insanların problemlerine olmaz belediyecilik. Belediyecilik işte şu anda mezar gibi duran evlerimizin içindeki insanları kurtarmaktır. Belediyecilik budur arkadaşlar. Ben belediyecilikle ilgili şu anda hassas davranıldığına inanmıyorum. Bunun yolu da bahsettiğiniz gibi imkanı olmayıp mezar olacak yerlerin boşaltılmamasını kart artırıma bağlayabiliriz. Kesinlikle kart artırımı olmadan hiçbir insanın gücü yetmez. Bakın bu yani herkes ana arterlerde yapıyor şu anda kentsel dönüşümü. Ana caddelerde yani. Ana caddelerde kurtarıyor. Çünkü neden kurtarıyor? Ana caddelerde işte adam şu anda 300 bin liralık bir dairedeyken örnek veriyorum 1 milyon liralık bir dairede daireye sahip oluyor. Dolayısıyla 300 bin lira kredi çekmeye razı olabiliyor. Ama arka taraflar, daha arka taraflar, daha varoşlar, daha ileriki yerde oturanların hiçbir imkanı yok böyle bu şekilde. Dolayısıyla bunları eğer hem ekonomi için de çok önemli bir konu bu. Yani ekonominin gelişmesi demek, zaten inşaat sektörünün gelişmesi, ekonominin gelişmesi demek. Şimdi eğer siz bu insanlara iki kat verip, üç kat verip ne olur ki? Ha kaybedecekleri ne? Ha belki de şöyle bu konuda belediyecilik kanununda hani biliyorsunuz 10 metrekareye bir yeşil alan düşüyor ya. Bir kişiye 10 metrekare alan düşmesi gerekir. O alan belki küçülecek ama yani mezar gibi yerde ölmekten daha iyi değil midir? Evet. Daha iyi değil midir? Depreme dayanıklı. Belirli bir çözüme gelene kadar. Depreme dayanıklı yeni bir konut var. Peki ne yapılacak? Burada insanlar kaderini mi terk edilecek? Bu konuyla yani ilgili belediyelerin proje üretmesi lazım. Bakın sizin dediğiniz gibi toplu eğer bir kentsel dönüşüm düşünülecekse ada bazında bunlar çok basit aslında. Yani o orayı nasıl kat adetini yükseltiyor? Diğer yerleri de yükselteceksin. Mesela ada bazında büyük şehirlerimizde yapılıyor. Mesela 6 katlı bir adada 12 kat veriyor mesela veya 10 kat veriyor. 10 katta ne yapıyor? O yeşil alanlar tabii dikey yapılaşma ya izin veriyor. Ya yeşil alanlar, otoparklar genişliyor. Böyle bir sistemle herkesin problemi çözülür. Hatta 5 kuruş para ödemez şeyler, mal sahipleri. Yani ve ivedilikle de çözüm olur onlar için. Yeni evine taşınmış olur. Adam şu anda inanın herkes çok kötü durumda. Her an bir deprem bölgesindeyiz. Her an deprem olabilir Allah korusun. Yani deprem olmasını biz hep olduktan sonra düşünüyoruz. Deprem olmadan evvel çözümlerle ilgili unutuyoruz deprem. Bir ay kadar depremden bir ay kadar geçiyor. Sonra her şeyi unutuyoruz. Peki duyarlı bir vatandaş olarak ben kendimden evet, örnek göstereceğim. Duyarlı bir vatandaş olarak yıkılmaya yüz tutmuş bir binanın varlığını görmem halinde bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını belediyeye şikayet edebilirsiniz. Edebiliriz. Edebilirsiniz. Peki, ama ettik ve gelindi o binada gerekli tahliller ve numuneler yapıldı, alındı. Evet. O binanın evet, sağlıksız olduğu ve bir an önce boşaltılıp yıkılma işlemine başlanması gerektiğine kanaat getirildi. Kanaat değil. Karar verildi. Orada karar veriliyor. Karar verildi. Yani özür diliyorum. Zaten bizim kentsel dönüşüm kanununda eğer bu bina riskli bir bina ise 3 ay içinde sana mühlet tanıyor ve yıkımını sen yapmazsan devlet yapıyor. Ama senden sonra tahsil ediyor. Ama 3 ayda yıkmıyor. 1,5-2 senede İşte maalesef bu konuyla ilgili de hemen bir ARGE kurulması lazım. Yani böyle şeylerin hatta bana göre belediyeler bütün binaları gözden geçirmesi lazım. Bütün binaların hepsinin raporlarının çıkması lazım. Belediyeler bunlarla işte belediye olur. Belediye bunlarla insanlara hizmet eder. Bir kişinin talebine gereksinim bir kalmadan. Kişinin, tabii ki gereksinim bir kişi kalmadan. Bir kişi niye talep etsin? Ama tüm evet, binalarda yani, bir çalışma yapılmıyor mu deprem çalışması yok mu? Ben hiç görmedim. Bakın raporu... Türkiye'de şu anda risk raporunu çıkaran belki bazı belediyeler vardır evet, mutlaka ama ben Antakya'da görmedim, Hatay'da görmedim. Biz de duymadık. Yani ama bu yapılaşmayı, bu eski yapının sağlam olup olmadığını bir araştıran. Bir ara Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir çalışması oldu. Büyükşehir Belediyesi, ilgili belediyeler, aslında büyükşehir değil, ilgili belediyeler. İlçe belediyeleri daha kolay çözer. İlçe belediyeleri bu konuyu bir ekip oluşturacak ve bir plan çerçevesinde bütün binalar taranacak.
Bu şekilde insanın ömrünü, bu şekilde insanın hayatını kurtarabilirsin. Kentsel ya da dertsel dönüşümde doğal bir dönüşüm sağlamamız tabii gerekiyor ki artık. Çünkü o zaman herkese, ha diyelim ki sizin dediğiniz gibi iş büyür, büyüsün kardeşim, ölmektense büyüsün. Ha o zaman yine de çareleri bulmak yine belediyelerin işi. Eğer o insanların apartmanı eğer risk taşıyorsa ve taşınması gerekiyorsa belediye ona yardımcı olacak. Onun görevi bu. Birinci görevi o. Bu binaların risk taşıması dışında kentsel dönüşümün trafiğe, yollara katkısı nedir? Pardon anlayamadım. Kentsel dönüşümün sadece binanın yenilenmesi, evet, bakımının dışında yollara, trafik ulaşımına katkısı nasıl olmalıdır? Yani elbette ki... Yani şu anda şöyle bir örnekleyeyim ben, evet, size. Yeni yapılan binanın, evet, eski yıkılan binanın aynı metrekare bazında, evet, kaldırma sıfır, terk payı verilmeyecek bir şekilde inşa ediliyor. Evet. Tabii bu haliyle daha sonraki oranın trafik yoğunluğunun artması ve nüfusun çoğalmasıyla yine sıkışıklık ortaya meydana geldiğini gelecek görüyoruz. Gelecek elbette ama... Ya bunun önüne geçebilmek için bu kentsel dönüşümü daha farklı, daha geniş boyutlarla ele alınması gerekmiyor mu? Katılıyorum, katılıyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Ama yerinde dönüşümler var. Mesela kendi apartmanını yıkıyorlar. Mesela bulunduğu apartmanı yıkıyor, karar veriyorlar yıkmaya. Riskli çıkıyor ve yıkılıyor. Yeni bir müteahhitle bunu yapabiliyorlar şimdi. Yerinde dönüşüm diyorum ona ben. Onu aynı şekilde imarını alıyorlar, aynı şekilde yapıyorlar. Sizin endişe ettiğiniz iki kat olursa eğer, iki kat daha olursa eğer nüfus artacak, trafik daha çoğalacak. Ama bu haliyle de yerinde bir mezar bırakmış oluyoruz yani yıkmadan. Eğer o çözüme gelmezsek yerinde kalan bir çözüm oluyor. Yani ben anlayamadım sorunuzu ama tam anlamıyla bir anlatırsanız. Yani evet, trafikle ilgili... Trafiğe gireceğiz. Az sonra şehrin trafiğine, keşmekeşçi de soracağım sana Gürcan Bey de. Buyurun. Sonu olarak Mehmet Bey'in demek istediği... Sonuç olarak? Yıkılan binalar aynı yerden yapılmıyor mu diyorsun? Daha mı... Yıkılan binaların, evet, 6 metre geriden başlatılarak, ileriki nüfus yoğunluğunu da göz önünde bulundurularak... Evet. O caddenin daha da ileride genişletebileceği ihtimalini ele alınması anladım gerektiğini şimdi düşünüyorum. Evet, tamam. Şimdi tabii ki böyle bir şey söz konusu olamaz çünkü binadaki insanların hani bazı şeyler yapılıyor, yeni yönetmelik uygulanıyor mesela, eski yönetmeliğe göre yapılmış ya 40 sene önce. Evet. O 40 sene önceki yönetmelik değişmiş şu anda, yeni yönetmeliğe göre uygun yapılıyor. Ama sizin dediğiniz gibi o şey yapılırsa eğer ileride büyütülecek, işte burada bir mesafe çekelim binayı şeklinde olursa eğer binanın metrekaresi azalıyor tabii. Metrekaresi azalınca daireler küçülüyor. Yani bu konu biraz daha şey ama yeni yönetmeliğe göre senin eskisinden daha iyi şu anda. Dediğinize evet, katılıyorum. Gelelim boğuştuğumuz yine her gün trafiğe gelelim. Yoksa trafik afişinin düzensizliğine ondan da bir bahsedelim. Trafiğimiz, şimdi aslında trafik deyince ben gene çözümle ilgili konuşacağım. Yani trafik önümüzde zaten her gün, Türkiye'nin trafiği de belli. Antakya'nın ama, trafiği ama bizdeki de belli. Çok garip yani. Orası tek yön, burası çift yön. Şimdi burada otopark var, burada biz otopark şöyle, yok. Şöyle eski Antakya ile yeni Antakya, biliyorsunuz eski doğu yakası sit alanı ve hiçbir evet, şekilde yeni yerler açamıyorsunuz, yeni şeyler yapamıyorsunuz. Anıtlar Yüksek Kurulu izin vermiyor. İşte KUDEP izin vermiyor falan. Yani bu tür şeyleri eski Antakya'da yapmak mümkün değil. Ama yeni Antakya'da yeni sahalarda, yeni açılacak sahalarda, yeni açılacak imar alanlarında artık gerçekten eskisi gibi yapmamak gerekiyor. Yani yeni Antakya'da da tıklamıyor. Yani yeni Antakya'da da bu kriter. Şimdi yeni Antakya yolu dediğiniz yine bir 40-50 yıllık Antakya. Yani ondan bahsediyorum. Ben bugün açılacak, bugünden sonraki açılacak yeni Antakya'dan bahsediyorum. Evet. Yani yeni alanlardan bahsediyorum. Ama şehir o alanlarda şehir içindeki işte otopark sorunu ben onlara değineceğim hocam. Şimdi otopark nasıl çözülür? Evet. O konudaki çözümlerimi ileteceğim size de. Sizin dediğiniz yani yeni bir Antakya'da caddelerin geniş tutulması söz konusu olabilir. Caddeler, sokaklar geniş yapılabilir. Ona göre planlama yapılabilir. Şehir planlamacıları ona göre çözüm üretebilir. Yeni Antakya'dan kastınız nedir Gürcan Bey? Yeni şu andaki Antakya, örnek verebilir misiniz? Yani mesela biz Mehmet Yeloğlu döneminde 740 hektar açtık şeyde,
O şeyin 75'in olduğu yerde. Yok, şimdiki Otogar'ın üst tarafı, bu Karaksı'ya doğru. Karaksı'ya doğru. Bu yeni bir Antakya. Saraycık, Saraykent. Şimdi yeni başkanlarımız mesela başka bir yerde, başka bir Antakya açabilir. Açılıyor yani, nüfus ilerliyor, nüfus geliştikçe yeni alanlar açılacaktır elbette. Ama bu yeni alanlarda sizin dediğiniz o şeylere dikkate almak gerekir. Yani yeni alanlarda caddeler geniş olmalı, ona göre hastane yerleri işte bilmem... Spor alanları, tesisler falan hepsi bu şehir planlamacılarının işi. Onlar düşünülmeli gerçekten. Şimdi kent içindeki konu içinde şöyle bir, yani trafik hiçbir zaman benim dediklerimin dışında çözülmez. Önce bir toplu taşımacılığa girmemiz gerekir. Raylı sisteme. Raylı sisteme girmemiz lazım. Evet. Yani trafiğin kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmazı toplu taşımacılık olmalı. Peki Hatay ya da Antakya... eski bir yerleşim olduğu için raylı sistem için uygun mudur? Uygundur bir... tabii ki. Şimdi raylı sistemin alacağı alan 2,5 metre eninde bir alandır. Yani raylı sistem kurulduğu zaman burada siz Harbiye'den tutun bilmem işte İskenderun yoluna kadar, İskenderun Cumhuriyet'ten çıkın ta Karaksu yoluna kadar. Darca yoluna. İşte Yeniçevre yolu falan dediğiniz zaman evet. Bu sistemi, bu ağı kurduğunuz zaman çok olanaksız bir şey değil arkadaşlar. Bakın bugün 1000 metreyle başlarsın, 1 kilometreyle başlarsın. Daha sonra paran oldukça elzemdir dersin. Bütün diğer giderlerini kısarsın, buna devam edersin. En elzem konu trafikte toplu taşımacılıktır. Bu toplu taşımacılığı da böyle banliyö sistemi kurmadan, raylı sistem kurmadan yapamazsınız. Bu sistem kurulacak. Bu sistem kurulduğunu farz edelim. Ben artık olayın çözümüne gidiyorum. Yani trafik nasıl çözülür? Bu şekilde çözülür. Anlattığım gibi çözülecek. Bir, üç tane renkten bahsedeceğim size. Üç tane mavi, beyaz ve sarıdan bahsedeceğim. Üç tane renk. Trafik üç tane renkle çözülür. Bu renkler, tabii altyapılarımız bittikten sonra, asfaltlamamız bittikten sonradan bahsediyorum. Bu üç tane renk, önce mahalleler numaralandırılacak, bütün mahallelerimiz. Diyelim 48 mahallemiz mi var Antakya'da? 95 mahallemiz var. 95 mahalle. Benim zamanımda 49 mahalleydi. 95. Bayağı gelişmiş. Bayağı gelişmiş. Şimdi 95 mahallemize numaralandırma yapıp her o mahalledeki vasıtaya o numarayı vereceksiniz. Yani bir nolu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir no verilmişse, bir numara verilmişse evet. O sınırları da çok kolay, bütün çizelgesini, krokisini mahalle halkına vermek çok basit. Mahalle halkına verdikten sonra sizin mahalle sokaklarınız şudur, caddeleriniz budur dedikten sonra, siz bu kurallara uyacaksınız dedikten sonra, şu renklerin şu kurallarına uyacaksınız dedikten sonra, neden olmasın, bizim insanımız zeki insandır. Neden yani yıllar geçmesi gerekir, hep bu konuları böyle addederiz. Bize yıllar gerekmez. Bize çözüm önerileri ve başlatan insan gerekir. Başlatan sistem evet. Gerekir. Şimdi bu üç tane rengi şöyle anlatayım size. Bu mahallelere numara konulduktan sonra biz taşıt pulu gibi, nasıl taşıt puluna para ödüyoruz. Taşıt pulu gibi biz bu vergiyi devlete ödeyeceğiz veya ilgili belediyesine. Biz nasıl taşıt puluna para ödüyorsak, bu otopark bize sağlayacağı otopark için de para ödeyeceğiz. Bir kere ediniz, pardon, senede bir kere. Şimdi bu beyaz çizgileri, mavi çizgileri her mahallede çizeceğiz sağlı sollu. Ve otopark sığacak şekilde. Mavi çizgiler mahalle sakinlerinin arabaları için, park etmeleri için ayrılan aynen. Çizgi, misafirleri için ayrılan beyaz çizgi. Şimdi ben şu şekilde izah edeyim. Mesela bir nolu Cumhuriyet Mahallesi'ne gelen bir misafir beyaz çizgide koyacak ama Birnoğlu mahallede oturan, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ve Birnoğlu mahallede oturan beyaz çizgiye koyamayacak. Mavi çizgiye koyacak. Kendi çizgisine koyacak. O çizgide yer bulamadı, yanındaki mahallenin beyaz çizgisine koyacak. Dolayısıyla otopark bir düzene girecek. Yani herkes burada böyle örnek veriyorum, şehir dışında olan veya mahallelerimizden gelip Antakya'daki iş yerlerine gelen, arabalarıyla gelen insanlar
Ne yapıyorlar? Rastgele buldukları yerlere sığınarak böyle hem mahalleyi işgal ediyorlar hem başkasının koyacağı yere gasp ediyorlar. Yani dolayısıyla ben şu gasp olayını kaldırmış oluyorum bu sistemde. Evet. Yani sen bir nolu mahallede oturuyorsun, akşam evinden geldin, bir nolu mahallenin mavi çizgisine koyacaksın. Başkası senin yanına misafir geldi, bir nolu mahalleye geldi, bir nolunun beyaz çizgisine koyacak. Sarı çizgi de ana arterlerimizde bulunan bütün iş yerleri için, gelen iş yerlerine gelen vasıtalar için ama insan tarafından yönetilmeyen bir makine tarafından yönetilen yani park metre konularak çözülebilen bir sistem bu. Süreli değil mi? Yani süreli bir şekilde. Yani sen örneğin bir yere uğrayacaksın bir iş yerine. Kaç dakika kalacağını tahmin etmelisin. O park metreden 15 dakika kalacağın için veya o kadar niyetin varsa 15 dakikalık pul alıyorsun. Ve o pulu camına yapıştırıyorsun. 15 dakikayı geçtiği zaman belediye zabıtası gelip ceza kesecek sana diye de önemli. Dikkat ediyorsun. 15 dakikayı geçmeden evvel bir pul daha alıyorsun eğer uzun sürecekse işin. Evet. Bu tabii yani, 15'er dakika olarak yok, sürekli devam edebilir. Yok, bir saat kalacaksan bir saatlik bir ücret saatlik ödüyorsun. Ama bu ücreti belediyeye ödüyorsun. Bu ücrette bir vasıta adam yok, hiçbir kimse yok. Gidiyorsun makineden medeni bir insan gibi. Alıyorsun makineden yapıştırıyorsun. Ha, seni kontrol eden gelen bir zabıta veya polis varsa ona bakıyor. Saatine bakıyor. Aa diyor bu 2.20'de girmiş. 2.35'te çıkması lazım. 2.40 olmuş. Buna hemen ceza yazıyor. Ve öylece insanlar bunu öğreniyor. Asla bu şekilde ceza yememek için bu şekilde bir sistemle kurulmuş oluyor. Yani diğer sistemlerin kurulacağı gibi. Arkadaşlar ceza işlem olmadan hiçbir sistem kurulamaz. Bu önce öğretilecek ama öğretmeden de ceza yazılmaz. Önce öğretilecek sonra cezayı evet. Yani bu sisteme geçirmesiyle var. Birlikte şu an gayri resmi olarak ve tartışmalara konu olan şu anki otopark sisteminden kurtulacağız diyebilir miyiz? Bu sistemle, daha iyi işleyecek bu sistemle medeni olacağız. Bu sistemle bu sistemi kurmak o kadar kolay ki arkadaşlar. O kadar kolay ki. Ama yani boya almak belediyenin çok mu ekonomisini sarsar? Sarsın. Önemli bir konu. Boya alıp caddeleri bu şekilde mahalleleri sınıflandırarak, sayılandırarak, bu şekilde bir metin hazırlayarak ve insanlara bunu dağıtıp konumuz bundan sonra budur diyerek bunu yapmak çok mu zor? İstemek önemli. Park metre koymak çok mu zor? Hiç zor değil. Zor değil. Evet, izleyicilerimizden sorular var. Sayın Sabri Çokluk, alternatif yollar lazım. Yeni yolların açılması lazım diyor. Örneğin Honda Kavşağı sabahları geçilmiyor. İskenderun Çevre Yolu, Hastane Yolu, Antakya'nın merkezi ve de Hüseyin Berat Aslan. İşte arkadaşlar bakın mahalleler şimdi çok, Sabri Bey'in yollar kötü diyor. Yani. Evet haklı. Sabri Bey'in şu anki sistemle dert ettiği konu şu anki sistemle ilgili. Evet. Ama benim dediğim sistemle banliyö sistemi kurulduğu andan itibaren herkes evet. işine arabayla gelmeyecek. Dolayısıyla trafik akışı azalacak. Trafiğin kapasitesi düşecek. Herkes işinin artık alışacağız. Herkes arabaya binmeyecek. Dolayısıyla araba sayısı az olunca da trafik akışı rahatlıkla doğa rahatlayacak. Tabii ki. Yani bu çözümler hep bunlar için yani bu arkadaşımızın dediği veya bugün şu anda yaşadığımız keşmekeş azalacak. Azalacak. Kimse bilmeyecek. Çünkü evinin önünden tren geçiyor. Hatta saati belli trenin. 9-5 kişi buradan geçecek diyor tren. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani o banliyö sistemini kurmadan siz istediğiniz kadar buraya trafiğe mavi otobüs koyun. Bilmem arttırın. Bu İstanbul içinde geçerli benim dediğim. Her yer için geçerli. Bu Türkiye için geçerli bir proje. Bu raylı sistemlerin kurulması için şu anki mevcut caddelerimiz buna elverişli. Elverişli tabii ki. Orta refüji düşünün. Şimdi evet. Orta refüji çok yanlış bir uygulama bana göre. Hem insanların karşıdan karşıya geçerken o ağaçların arasından tehlike uyandırıyor, tehlike yaratıyor. Hem de orta yeri böyle işgal edip böyle karşı görüşü de göremiyorsun. Karşı tarafı da göremiyorsun. Ya çok sağlıklı bir şey değil. Bu olay kalkıyor. Onun yerine kenarda yine trafik akışı oluyor raylı sistemde.
Gene siz raylı sistem olsa da o ray kendi, tren kendi rayında gidiyor. Siz trene göre kendinizi ayarlayıp aynı caddede yürüyebilirsiniz. Aynı caddede aracınızı kullanabilirsiniz. İstiklal Caddesi'ne örnek verebilir miyiz bunu? Efendim? İstiklal Caddesi'ni buna örnek verebilir miyiz? Her yerde. Tabii ki her yerde olabilir. Nasıl İstiklal Caddesi'ne insanlar yürüyor? Yani vasıta da geçiyor oradan. Bazen hani açtıkları zaman İstiklal Caddesi'ni. Evet. Malzeme indirdikleri zaman. Yani bu konuların hepsi çözülür arkadaşlar. Bunları çözmek için yeter ki evet demek lazım. Yani yeter ki sistemi başlatmak lazım. Ar-Ge'sini kurmak lazım. Evet. Çok zor değil. Her şeyi, her şeyden kısarım. En önemli şu 3-4 konudan bahsettik. En önemli konular bunlar. Gerekirse dediğim gibi bu siyasi bir konu olmadığı için de hükümetimiz de yardımcı olacak. Her konuya yardımcı olacak. Yani milletvekillerimiz kesinlikle inanıyorum ki bu konuya tereddütsüz bir şekilde yardım edeceklerdir. Eski Antakya için nasıl çözümler? Şimdi eski Antakya'da iyi şeyler oluyor. Ama dokuya uygun tadilatlar yapılmıyor. Evet. Eski Antakya evlerimizi bana göre daha iyi yapabiliriz. Daha iyi işleyebiliriz o taşları. O içine konulan harcı daha orijinal yapabiliriz. Yapılan çatı sistemlerini, ahşapsını daha güzel yapabiliriz. Bunun örneğini ben şeyde gördüm. Antalya'da Kale içinde gördüm. Hakikaten orada yani acele etmeden, çünkü bu eserler bizim atalarımızdan, babalarımızdan bize miras. Evet. Dolayısıyla bu eserleri yaparken acele edip böyle harçları düzgün yapmayıp işte alelacele yapıp bu işleri böyle yapmak, bu sanat eserini öldürmek demektir. Evet. Onun için ben şeyi beğenmiyorum ama tadilat şekillerini beğenmiyorum ama yapılmasını saygıyla karşılıyorum. Çünkü benim en çok üstünde durduğum, en çok ilimize hem turizm açısından hem katkı sağlayacak her türlü açıdan bu yerlerimizin hem işletme olmasını da çok sağlıklı buluyorum. Çünkü işletme olmasa bu buralar yine çalışmıyor. Çökecek, yine araba bakımsız olacak. Hale evet, gelecek. Evet. Dolayısıyla ben çok sağlıklı buluyorum. Ben şeyin de bu Hürriyet Caddesi'nin de yapılmasında emeği geçen bir insanım. Hani evet. Kapanmasında, yayalara açık kalmasında. Saray Caddesi'nin. Evet. Yani ben ta o günlerden beri, hatta şimdiye kadar notlarımda var. Bir banliyö sistemi ilk önce orada başlamalı. Yani Saint Pierre Kilisesi'nden başlayıp böyle Kurtuluş Caddesi, Silahlı Kuvvetler Caddesi, Saray Caddesi, Süreyya Halefoğlu Caddesi, böyle Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Saint Pierre'de bitecek. İlk banliyö sistemini kurmamız lazım. Bu turizm açısından çok önemli. Evet. Ama bu, şu eski otogar, eski sanayi sitesi, eski hal, sebze hali konusu da ben, var. Evet, yani bu konular... Biraz sizi yoracağız dedim. Şimdi bunlar hep tekil konular. Hepsi birlikte çözülmesi gereken, birlikte planlanması gereken konular. Evet. Bizim kentin ihtiyacıyla ilgili, kentin mesela bu alanları kullanmak, bu alanları yeniden revize edip yeniden başka şeylere sokmak, kentin ihtiyacıyla ilgili bir konu. Örnek veriyorum, mesela bugün bizim çok amaçlı bir salonumuz yok. Evet. Çok büyük konserlere cevap verebilecek salonlarımız yok. Ben şeyi öneririm mesela Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bu eski otogar yerinin 10 dönümlük bir parça orası, 10 dönümlük evet. bir arazi. Orasının gerçekten böyle kültür ve sanat merkezi şeklinde düzenlenmesi, önündeki eski sanayi sitesinin istimlak edilmesi, altına otopark yapılması ve şehir meydanı yapılması, o bütün eski sanayi sitesinin. Zaten 100 yıllar önce böyle. Sebze hali bütün dahil. Bunlar, bütün bunların olarak ele alınması ve o şekilde projelendirilmesi gerekiyor. Ve bu şekilde projelendirmesini öneririm. Yani müze otelden de anlayacağımız kadarıyla sanırım Antakya'nın şehir merkezi bence orasıymış. Yani müze otelde çıkan kalıntılara bakarsak. Esas Mehmet Bey suyun olduğu yerde kurulmuş Antakya. Evet. Bir harbiyede kurulmuş, bir de soğuk suda kurulmuş. Evet. İşte o bugün şimdi eski mezbahanemizin altında biliyorsunuz dünyanın en büyük hipodromu var. Evet. Şu an çıkarılıyor. Evet. Çok güzel bir gelişme. Evet. Tabii değerlerimize
Değerlerimizi saymakla bitmez. Yani Antakya'nın zaten dünyada ilk kurulan kentlerden birisi. Bundan bahsetmeyeceğim çünkü benim konum değil. Ama Antakya'mızı korumak bizim görevimiz. Temizlemek bizim görevimiz. Çöpü düzgün toplayıp düzgün depolamak bizim görevimiz. Trafiği çözmek bizim görevimiz. Bizim görevimiz derken yani benim görevim değil. Ama her vatandaşın bunu ilgili belediyesine hatırlatmasında yarar var diye düşünüyorum. Evet Mehmet Bey, sormak istediğiniz gündem için sorumuz var mı? Konumuz depremle var ilgili deprem bahsetmedik. Bir deprem kentsel dönüşüme girdik ama. Kentsel dönüşümden depremle şimdi, konuşacaktık. Evet, depremde şöyle bir konu arkadaşlar. Deprem dediğim gibi sadece deprem olduktan sonra hatırlanan, bir müddet sonra da unutulan bir konu, en azından bir konu. İnsan hayatını maalesef... Ya önceden belirleyemediğimiz bir konu. Bir anda gelip yıkanıp ama önceden belirlemek ve tedbirini almak da ilgili belediyelerimizin görevi. Hatta bununla ilgili de çözümlerim var. Onları da anlatayım size. Rica ederim. Yani ben depremi bir kere yine bir eğitim meselesi olarak görüyorum. Hala çocuklarımıza masanın altına gir demeyi, yanlış bir olguyu demeyi hala sürdürüyoruz. Bir sığınma yeri, bir üçgen yaratmayı öğretemiyoruz okuldaki çocuklarımıza. Oradan zaten çıkacak eğitimle annesini, babasını eğitecek bir sistem bu. Sonuçta depremden önce alınması gereken, hatta imar kanununa bile işletilmesi gereken bazı önerilerim var. Şimdi birincisi şu, ilk önce biz depremi yaşıyoruz ama depremi de çok az şekilde yaşayan ama çok az bir şekilde değil. Aynı etkide yaşayan ama bulunduğu konum itibariyle belki de bulunduğu yapı itibariyle belki de o gün etkilenmeyecek olan bir askeri ekiplerimiz var mesela. Mesela bu askeri ekiplerimiz biliyorsunuz savaşta da işte barışta da görev alan insanlarımız. Bizim çocuklarımız. Örneğin bu sistem şöyle kurulursa eğer, ilgili askeri ekip, ilgili kent, yani söz konusu kentteki ilgili askeri ekip bir konu haline, yani daha doğrusu bir görev haline getirip bu konuyu kendi bölgesindeki plan çerçevesinde, kendi bölgesinin planı çerçevesinde bu konuyu ele alabilir ve bu konuyla ilgili kurtarma planları yapabilir. Kurtarma planlarını yaparken de hangi ekip sorumlu olacak şekilde bir planlama yapabilir. Bu askerlik süresi içerisinde çocuklarımızın orada öğrenebileceği bir konu olabilir ve görev alacağı bir konu olabilir ve bu konu her gelen askere de öğretilecek şekilde, silsile bir şekilde devam edebilir. Bu konu bize bir yedek bir şey yaratabilir mesela, yedek bir güç, yedek bir kurtarma gücü yaratabilir. İkinci konu, imar planına işlenmesi gereken, imar kanununa işlenmesi gereken bir konu. Artık projelerimizde nasıl bir mutfak yapıyorsak evimizde, bir deprem kabini yapma gereği doğmalı. Yani deprem kabini dediğim konuda şöyle, çok hızlı gelişen bir konu deprem. Yani saliselerle, saniyelerle o deprem kabinine girebileceğin ve içinde korunabileceğin oksijen ve tüpleriyle birlikte donanmış işte poliuretanlı, ne bileyim böyle süngerli korunabileceğin, seni koruyabilen, içinde emniyet kemerleri olan çok geliştirilebilir o proje. Böyle bir deprem kabini koymak gerekir her binaya. Nasıl biz asansörü şart koşuyoruz? Asansör gibi bir yapı bu benim bahsettiğim yapı. Ancak bu yapının güzel tarafı ne? Kurtarılırken sizi böyle köpeklerle affedersin veya yani onlar çok değer verdiğimiz canlılarımız. Zaten onlar sayesinde kurtuluyoruz. Ama böyle bir konu var ise hani daha çok bir teknik olur. Teknik olur. Ve bu her binada uygulandığı zaman bundan sonraki yapılacak bütün binalarda en azından bundan sonrakileri kurtararak
Her binada da dış duvarında, bahçesinin dış duvarında onun planını koyarak, yani o yaptığımız binanın planında o deprem kabini hangi tarafta yer aldığını koyarak, hiç olmazsa bizi gelen ekskavatör, bizi gelen işte kurtarıcı olan makineler en azından dikkat ederek böyle başımızı koparırcasına kaldırmaz. Oradaki çengelden kaldırır, o deprem kabini bir kenara koyar. Onun içinde bir telefon sistemi de kurulabiliyor şimdi bugünkü teknolojide. Çünkü asansörlere de Turkcell'in uyguladığı bir sistem var. Evet. Şey konulabiliyor. Acil çağrı hattı. Acil çağrı hattı gibi. Yani bunların elzem olması gerekir. Daha sonra başka bir konu, başka bir yöntemde. Belediyelerin konusuna giriyor yani. Belediyeler tabii. Çünkü yani belediyeler buna imar kanununda işlemek gerekir. Diyecek ki deprem yönetmeliklerine şunu da ekleyeceğiz. Yani bunu yapmak çok zor değil. Çünkü sıfırdan yapılacak olan binalar yeni için belediyeler. Eski binalar nasıl olur? Hayır. Kim bu sorumluluğu getirebilir? Hayır, onu yapamazsınız ama eski binalar artık yıkılacak. Yıkılması için de belediyeler yardımcı olacak. Hayır, kat adetini artıracak. Yıkılma aşamasında olan binaları kastetmiyorum. Yani son 5 yıl içerisinde yapılıp da bu bahsettiğiniz sistemin bulunmadığı binalardan bahsediyorum. Evet, aynen. Onların da bu sistemden faydalanması, bu yani sistemi yaptırması çözülebilir. Nasıl bir çözülebilir. Yolla giderebilir? Ama mesela bunun kayıt altına alınması lazım. Benim dediğim bu imar müdürlüğünde veyahut da bizim bir afet olduğu zaman kurulan bir yer var. Neydi ismi onun? AFAD. AFAD'da bunun çizelgesinin olması lazım ve tüm bilgisayarlarında her binanın orada bir şemasının olması gerekir. Yani ben bunu yeni bir plan olarak düşünüyorum. Muhtarlıklara kadar ulaşması gereken her yere ulaşması lazım. AFAD binamız nerede? Ben bir gazeteci olarak ben şu anda AFAD'ın nerede olduğunu AFAD bilmiyorum. AFAD binamız sanırım o Çevik Kuvvet'in İskenderun yolu üzeri. Şimdi arkadaşlar bir deprem olduğu zaman dikkat edin. İlk yıkılacak yerimiz AFAD binası. Ben size şunu hatırlatayım. Bir deprem olduğu zaman maalesef kimse kimseyle uğraşamıyor. Herkes kendi derdiyle uğraşıyor. Benim biraz önce ilk başta anlattığım o kolluk kuvvetleri birinci görev alması gereken insanlar. Yani birinci görev alması gereken kurumlar. Evet. Bunlar eğer bilinçli bir şekilde bunlar bu işe el atıp gerçekten etrafındaki insanları koruyacak şekilde bir planlama yaparsa ve dediğimiz gibi bu planlar onlarda da olursa bizi kurtarma yöntemleri daha kolay olur, daha iyi olur. Şimdi bu yöntem kurtarma yöntemleriyle ilgili konuştuk. Tabii deprem çok uzun bir konu. Depremden önce ne yapılırla ilgili bu benim konuştuklarım. Depremden sonra ne yapılabilir diye bir konu daha var. O da çok ayrı bir konu. Evet. Bunlar hep tek başına konular. Tek yani başına alınması gereken konular. Programlar yapacağımız konular esasında. Çünkü yerel yönetimlere dair... Bir sorum daha olacak Gülcan Bey buyurun, de. Buyurun. Deprem sonrasında depremzedelere ulaşılması açısından bununla ilgili bir çalışma, şu anda bildiğiniz bir çalışma var mı? Ulaşılması yollarımız buna müsait midir ulaşım konusunda? Ben bu konuda biraz yani tereddüt içerisindeyim. Hepimizin bildiği gibi şu anda bir değişiklik yok. Hani bunun bir hazırlığı var mı? Ulaşmakla ilgili bildiğimiz kadar hiçbir değişiklik yok. Yani sizin Allah korusun geçen İzmir'de en son olmuştu herhalde. Evet. Oradaki gördüğünüz manzaralar neyse onu yaşayacağız. Yani şimdi bu manzaralara karşı bir önlem alınmasıyla ilgili yani bundan sonra bu manzaralarla karşılaşmayalım diye alınmasıyla ilgili önlem konusunda bir Ar-Ge kurulması lazım. Bu kim yani kurar? Yine kentsel dönüşüme dönüyoruz bu da tabii. Her konuda bir Ar-Ge kurmak lazım. Kentin her konuda bir Ar-Ge'si olması lazım. Yani bu konuların da böyle sadece o Ar-Ge'de bitmemesi lazım. Bilinçlendirmek gerekir. İnsanlar bilinçlenmezse bu Ar-Ge kurulmuş orada ne yazar? Peki deprem sonrası yapılacak, alınacak tedbirlerle ilgili düşünceler? Deprem sonrası için... Örneğin deprem sonrası toplanma alanlarımız var mı? Ya kriterlere uygun mudur bunlar? Deprem sonrası için benim şöyle önerilerim var. Yeşil alanlarda bir kere konteynerler kurmak gerekir. Yeşil alanlarda her türlü teçhizatın içinde olduğu konteynerların kurulması lazım. Ben 1991 yılında bir olay yaşadım Antakya'da. Dairedeydim. Antakya Belediyesi, eski Antakya binasındaydım. O sırada Fen İşleri Müdürü'ydüm. Şimdi bizim şu anda bulunduğumuz binaya çok yakın bir yerde, şurada bir inşaat yapılıyordu.
Asmalı kahvenin orada. Şimdi perdeyi yapan adamın perde yapılırken arkasında toprak var. Yani başka bir binanın temelinin altındaki toprak var. O toprak perdeyi yaparken, demirleri döşerken onun üstüne düşüyor ve bu şeyler, demirler kafes oluyor. İki kişinin üstünde kafes oluyor. Onu kurtarmak için biz alelacele koştuk. Şurası zaten. Yani geldiğimiz yol 5 dakika. Hatta bizim makine ekipmanımız şu anki yeni binanın olduğu yerdeydi. Evet. Yani araçlarımız da oradaydı. Hemen kepçeyle koştuk, buraya geldik. Şimdi adamın üstündeki, vatandaşın üstündeki toprağı almak elle olabilir ancak. Elle insan yardımıyla alabildik. O sırada şeyi kesmek için spiral aradık, spiral. Demiri kesmek için. Bulamadık, inanır mısınız? Yani alelacele bu insanları el yardımıyla kurtarabildik ancak. Yani demek istediğim şu, bu kadar zarar görecek binalar varken bir şehirde ve bunlar Allah korusun, Allah göstermesin bir şey olduğu zaman bunları kurtaracak ekiplerimiz yok arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Ancak ne olur işte sağ kalanlar o dediğim yerlerde, o yeşil alanlarda teçhizatı yakalayabilir. İşte spiral bulabilir, kazma bulabilir, başka şeyler var. Bunlar ilgili muhtarlara şey yapılacak, zimmetlenecek. İlgili muhtarların elindeki anahtarla birlikte kodlanacak. Bu her mahalleye, her yeşil alana yapılması gereken en elzem konu bu. Belki bu olursa birazcık hani en azından alet edevat bulabiliriz. Birazcık yaklaşabiliriz, insanları yakınken kurtarabiliriz. Onun dışında tek çözüm yolu kentsel dönüşüm, yeni deprem yönetmeliğine göre inşaat yapmak ve bu şekilde asgariye düşürmek yapılarımızın yıkılmasını. Hocam Bey, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen tek yön uygulamasının şu anki trafik akışının sağlıklı işlemesine nasıl, ne tür bir etkileri olmuştur? Tek yön? Tek yön uygulaması, evet. Yani nereden nereye tek yön? Örneğin Fatih Caddesi. Fatih Caddesi var. Adnan Menderes Caddesi. Şimdi arkadaşlar, şu anda bu, köprü başında olan bir vatandaşın Atatürk Caddesi'ne gelmesi... Haddim olmayarak bir şey söyleyeceğim. Ben Mehmet Yeloğlu Köprüsü'nü düşünen ve planlayan adamım. Bu imar planında yoktu. Sağ olsun o günkü başkanımız Mehmet Yeloğlu. Ben bu planı yapıp getirdiğimde imar planında yoktu bu. Ben trafik için bu köprüyü düşündüm. O zaman su işleri müdürüydüm. Yani fen işleri müdürü değildim. Ben o zaman bu köprüyü gösterdiğimde hemen fen işleri müdürünü çağırdı ve bu köprü yapılacak dedi. Ben köprünün amacını şöyle sundum. Dedim ki Ata Köprüsü'nü rahatlatacak bir köprü projem var dedim. Ve bu projeyi gidişatıyla birlikte, trafik akışıyla birlikte izah ettim. Dedim ki Sümerlerden şehir kulübünün önünden gidişatı keselim dedim. Bütün trafiği yeni yapılacak bu yaptığımız Mehmet Yeloğlu Köprüsü'nden geçirelim dedim. Ve İskenderun istikametine gitmekte olan araçlar Atak Köprüsü'nden geçmesin dedim. Atak Köprüsü'nden. Burada bir yığılmalar oluyordu, evet. Hatırlarsanız. Evet. Atak Köprüsü'nden geçmesin dedim. Kültür Merkezi'nin önünden Fatih Caddesi'nden Vali Göbeği'ne gitsin. Oradan da İskenderun'a çıkacak olanlar İskenderun'a çıksın diye. Ben bu köprüyü öyle düşündüm. Tam ben bunu düşündüm, yaptırdım. Sağ olsun Mehmet Yeloğlu hemen mantıklı buldu ve gerekeni yaptı, eksik olmasın. Bugün de trafiğin yükünü alıyor. Biraz. Evet, o köprüyle biraz. Birlikte hemenize benim düşündüğüm tek yön değildi Fatih Caddesi. Çift yön düşünmüştüm. Yani şimdiki olduğu gibi düşünmüştüm. Ama o gün dışarıdan gelen Antakya'yı bilmeyen, dedim ya işte düşünmek lazım, şehre kafa yormak lazım, şehrin problemlerini şehirde yaşamak lazım. Yaşamak lazım. İşte evet. Burada yaşamayan bir ekip geldi, belediyenin görevlendirdiği. O günlerde bize bu keşmekeş bir trafiği koydu. Sonra biz de uyduk ona, uymak evet. zorunda kaldık. Ama daha sonra, yıllar sonra tekrar değiştirdiler, benim dediğim noktaya getirdiler. Şimdi şu an bazı Caddesi, noktalarda ara alterlerdi yani. Ara alterlerde bu uygulama devam ediyor. Örneğin belediye, postahane, belediye arasında kalan evet, cadde, bir caddesi olan
yine belediye, Ziraat Bankası arasında kalan kısımlarda yine aynı orada şekilde tek yön. Orada bir aksaklık var. Düşünmek lazım. Onu ezbere bir... konuşmak istemiyorum. Çünkü bunu oturup böyle bütün çevrenin trafiğiyle birlikte düşünmek lazım. Evet. Evet. Yerel yönetimlere ve yerel sorunlara, kentimizin sorunlarına dair dolu dolu bir program yaptık. Bir saat 40 dakikaya yakındır. O kadar bizleri izleyen izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Daha bize çok programlar lazım diye düşünüyorum Gürcan Bey'le. Çok teşekkür ederim. Bize katıldığınız için, ekranlarımızı onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Keşke her yerel yönetici sizin gibi donanımlı olsa, böyle liyakatlı olsa. Mutlaka herkeste, özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah. Bizim güzel insanlarımız var. Çok yetenekli insanlarımız var. Çok düzeyli insanlarımız var. Bunları bulup, bu bir konu, bin çözüm programına herkesi davet edebilirsiniz. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Artık güzel yönetilmeye ihtiyacımız var. Artık partilerin seçtiği insanlara, partilerin atadığı insanlara ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan tek şey demokrasi, tek şey adalet. Ve bu konuda sanırım partilerimizin hepsinde bu maalesef o şekilde yürüyor. Evet. Bence bu konu belediyecilik konusu atamayla çözülmeyecek. Atamayla çözülseydi bugüne kadar çözülürdü. Atamayla çözülmeyecek. İşin ehli insanları, hatta işin ehli insanlar seçildikten sonra bile ikinci ehli insanları seçip bir yedek bir şey kurmak gerekir. Yani yönetim kadrosu oluşturmak gerekir ki o da muhalif olsun öbür yeni seçilen insana. Yol gösterici olsun. Tabii. Yanlış yaptığı yerde bak ben buradayım desin. Yani partilerimizin böyle çalışması lazım. Ben planlanıcı bir insanım. Evet. Ben partilere de planlama yaparım. Ama benim size şunu söylüyorum. Yani bugün insanların artık takati kalmadı. Hiçbir şeye takati kalmadı. Yanlışlardan bıktı yani. Yanlış. Biraz önce dediğim gibi tekrar şeye dönersek. Özür dilerim, bitti mi şeyimiz? Yok, dönmeyelim. Gürcan Bey toparlayabilirsiniz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Size teşekkür ediyoruz Gürcan Bey. Programınız, ben birkaç defa izledim programınızı. Teşekkür ederim. En azından Hatay'la ilgili programınızı, Hatay'ın sorunlarını çözmekle ilgili çabanızı takdirle karşıladım. Gerçekten ben de çok mutlu oldum bugün buraya gelmekte. Yani ben sizin çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi bilgi ve donanımı yüksek olan insanların da bu yönde hareket etmesini diliyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Gönüllüslerdeki dediğim gibi sizin gibi üreten, geliştiren, düşünen insanların yetkili makamlarda oturması. Çok yani teşekkür ederim. Ama belediyecilikte başkan olmak lazım. Onu da belirteyim. Biz abi olmaya hazırız. Makamlar peşinde değiliz. Keşke başkan olsanız. Abi olmak için uğraşıyoruz. Keşke sorsalar da biz de anlatabilsek. Ama sizin sayenizde bugün en azından birkaç konuya kısa kısa değinebildik. Sevgili Doğuş TV izleyicileri, bizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu programları yapmamıza imkan tanıyan Doğuş TV, Doğuş Medya, Doğuş Gazetesi sahibi Mehmet Garip Siper'e, bana eşlik eden sevgili gazeteci arkadaşım Mehmet Nur'a teşekkür ediyorum. Gürcan Soğuksu abimize özellikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür bugün çok dolu dolu bir program yaşadık. İnşallah bunu tekrarını yaparız bir imkan bulursak. İnşallah bu önerileriniz dikkate alınır ve hayata geçirilir. Başlamamız lazım. Ertelememek gerekiyor. Sevgili Doğuş TV izleyicileri, programımızın burada sonuna geldik. Son bir çağrımız olacak, müsaadeniz olursa. Bizim kampanyasını yürüttüğümüz, işte Yıldız Gazetesi olarak, Son Söz Gazetesi olarak, arkasokakhaber.com olarak, gazeteciler olarak kampanyasını yürüttüğümüz bir Doğuş TV'nin desteğiyle, Doğuş Medya desteğiyle Nefes Bebek kampanyamız var. Şu anda ekranımızda Nefes Bebek'in bilgileri var. İBAN numarası veriyoruz, valilik onaylı. Nefes bizim bebeğimiz. Geçen bir program yaptık. Umarım izlemişsinizdir. İzlemediyseniz izlemenizi rica ediyorum. Kısa mesajla da olsa 6586'ya Türk Telekom
ve Türksel hatlarınızdan mesajlarınızı bekliyoruz. En kısa zamanda yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz.